Öncelikle bütün Pazeroğlu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Milano'dan herkese selamlarımı sunuyorum. Bu akşam bir konuşmacımız var. Kelam alanında doktora yapan Meryem Özdemir kardeş arkadaşımız. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı hocası bizlerle birlikte olacaklar bu akşam ve bize deistik argümanlara karşı vahyin gerekliliği hususunda sanıyorum kendileri ne kadar arzu ederlerse önce bir sunum yapacaklar. Bu organizasyonun ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle ön söz olarak ve uzun zamandır da çok sık takip edememe rağmen bu kadar uzun soluklu devam etmesini takdirle karşılıyorum ve bu noktada yükün büyük bir bölümünü çeken Doçent Doktor Mehmet Bulgen arkadaşıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten önemli konular alanında uzman arkadaşlar tarafından tartışılıyor ve bizler çok ciddi konuları ülkenin ilahiyatçıları olarak tartışıyoruz ve bundan eminim ki bütün bir toplum özellikle de gençlerimiz istifade ediyor. Şimdi ben birkaç belki Meryem Hanım'la da girizgah olması bakımından birkaç şey söyleyerek birkaç cümle bir giriş yaparak başlamak istedim. Şimdi eğer evreni yaratan, varoluşu başlatan, düzenleyen ve hala yaratmaya devam eden son noktayı koyan bir ilah şayet yoksa bunun anlamı böyle bir ilah haşa şimdi de yoktur. Aynı şekilde bir ilah var ve fakat bu ilah yaratmıyor, evrenin ve tabiatın düzenine müdahale etmiyor ise böyle bir ilahın ilahlığı, tanrılığı da şüphelidir. Açık olan şu ki arkadaşlar, yani evrenin ve insanın kaderi üzerinde söz sahibi yüce bir yaratıcının olmaması benim kanaatimce maneviyatsız, ahlaksız moderniteden beslenen bilinci fanatizmin tam da istediği şeydir. Dolayısıyla dine ve ahlaka sırt dönmüş bu bilinci fanatizm min özellikle gençliğin manevi çölleşmesindeki rolü görmezlikten gelmez. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Şüphenin tohumlarını atmak ve beslemek, belirsizliği, muğlaklığı yaymak ve desteklemek, sözünü ettiğimiz bu modernitenin mimarları için toplumları ve onların nesillerini çözebilmenin ve tahakküm altında tutabilmenin önemli bir stratejisidir. Nihayette toplumların inanç ve değerlerine olan bağlılık ve sadakatini köstekleme, yaşam tarzlarını köklü bir biçimde dönüştürmek adına her türlü kuralsızlığı, özgürlük, tırnak içerisinde söylüyorum, özgürlük, sınırsız özgürlük nidalarıyla kurallaştırma çabaları dikkat çekicidir. Tüm dünyada özgürleştirme faaliyetleri kapsamında özenle yürütülen toplumların köklü kültürel ve kurumsal değerlerinden dikkatli, planlı ve usulca soğutulma ve vazgeçirme çabalarının bilimci rasyonalitenin yeni fizik ve teknik ekseninde tasarımladığı ve dayattığı yeni kozmolojik tasavvurdan destek aldığı önemli vurgulanması gerekir. Bu manada burada deizm de bizim için son derece önemli. Yani demek istediğim şey şu, yeni fizik ve teknoloji ile birlikte dayatılmaya çalışılan yeni bir kozmolojik düzenin varlığı görmezden gelinemez. Söz konusu küresel seküler bilimci camia sımsıkı tutunduğu yeni fizik ve teknik anlayışıyla Allah inancını, ilahi yaratma ve müdahale olgusunu buharlaştırma gayreti içindedir. Elbette ki ahlak ve vicdanın sükut ettiği bir küresel sömürü düzeninde
İnternet ve sosyal medya ortamlarında gençliğin önüne sürülen soyut metafizik soruların somut küresel sömürü ve işgal eylemlerini örtme işlevi, bir nevi örtme işlevi gördüğünü de söylemek isterim. Bu bir hakikattir. Kozmolojik işleyiş ve düzenin cevapları verilse de akışkan kapitalist modernitenin gençlerin ruh ve maneviyat dünyalarındaki derin dip sarsıntıları ve bunların sebep olduğu yıkımları onarması mümkün olmayacaktır. Gerçekte gençlerin sorduğu her bir soru hayata derin anlam katan ve onu yoğuran hakikatin yalnızca küçük bir parçasıdır. Ama şunu da ifade edeyim. Yani din olgusu yalnızca bir dizi metafizik soyut sorudan ve cevaplarından ibaret değildir. Din, gündelik hayatın en dinamik, en etkili, en kapsamlı ve en görünür uygulamalar bütününü oluşturur. Onu birbiriyle mantıksal bağı olmayan bölük pörçük soruların alanına kapatma çabaları, toplum ve birey üzerindeki tesir gücünü zayıflatma, toplumsal hayat içindeki önem ve işlevini küçültme faaliyetlerinin bir parçası olarak da görülür. Bununla birlikte değerli dostlar, kapitalist tüketim ve eğlence kültürünün gençlerin ruh ve inanç dünyasını teolojik muhtevası derin, çetrefil soyut ve sorularla meşgul etme, imanlarını bu soyut soruların boğucu atmosferinde gün be gün eritme gayretleri görmezlikten gelinemez. Bu çerçevede İnsan ruhunu ve onun fevkalade gizemli ve de bir o kadar zorlu varoluş yolculuğunu görmezden gelen ve aşikar biçimde insanın yerine makinayı devreye sokan bir yeni teknik ve fizik karşısında ihtiyat ve teyakkuz halini terk etmek insanlık için ağır bir bedel olacaktır. Böyle bir gaflet hali insanlığın, daha doğrusu insanın yaratılmış varlıklar içindeki imtiyazlı ve şerefli mevkiini halel getirecek bir inanç gevşemesine ve pek muhtemelen beraberinde inkarcı tavırlara da kapıyı aralayacak. Şimdi bu bağlamda işte deizm fevkalade önemli ve bu konuda aylarını hasreden ve önemli bir eser ortaya koyarak bugün bizlerle birlikte olan Meryem arkadaşımızı dinleyeceğiz ve sanıyorum sunumunun arkasından sorularla da devam edeceğiz. Ben şimdilik kaydıyla sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun Meryem Hanım. Teşekkür ediyorum hocam. Söyledikleriniz tam bir manifesto değerindeydi. Çok kıymetliydi, çok değerli bir paylaşım yaptınız. Öncelikle Mehmet Burgan hocama da ayrıca teşekkür ediyorum davetiye için. Bu çalışma benim doktora tez çalışmam. Yaklaşık 7 yıl sürdü. Tam olarak 7 yıl sürdü. Ankara İlahiyat'ta tamamladım. Mahmut Ay hocamız danışmanlığında. Biz 2014 yılında tercih etmiştik bu konuyu, çalışmayı. 2014 yılında bu konuyu belirlerken henüz bu deizm tartışmaları bu kadar çok yoğun gündemde değildi. Evet, bir ufak ufak bir tartışmalar vardı ama şu an Türkiye'deki bu 2020'li yıllardaki gibi çok güçlü bir tartışma yoktu. O zaman daha çok biz konuyu modern dünyada dinin konumu, yani modern dünyada vahyin işlevi ne olabilir şeklinde belirlerken deizm başlığı altında daraltmayı tercih ettik. Sonra ben biraz okumalarımla, bir önce geniş okumalarla başladım bu sürece. Daha sonra da bunu İngiliz deizmi olarak daraltmayı tercih ettim. Çünkü İngiliz deizmi ilk defa, yani deizmin bir toplumsal hareket olarak ortaya çıktığı bir nasıl diyelim, toplumda bir yankı uyandıran, çok sayıda deistik kitapların yazıldığı ve buna dair de çok kilise tarafından reddiyelerin yazıldığı, hem felsefi anlamda da bu işin ilk olarak savunuculuğunu yapan grup İngiliz deistleri. O yüzden en çok merak ettiğim o İngiliz deizmi oldu. Daraltmayı onların üzerinden yaptım ve hemen her bir o dönemin öne çıkan İngiliz deistleriyle ilgili ayrı ayrı detaylıca inceleme yaptım.
Şimdi burada İngiliz deizminin ortaya çıkışının geri planına çok hızlı değinmeyeceğim aslında. Çünkü bu biraz artık deizm konusuyla ilgilenenler çok daha hani bu konudan gitgide biliyorlar. Ama şöyle diyelim, ilk defa bunun İngiltere'de çıkmasının temel sebebi İngiltere'de Hristiyan kadar esnek tarafı var Anglikan Kilisesi'nin. Biraz o esnek ortamdan mı diyelim, görece esnek ortamdan diyelim, bir faydalanma durumu söz konusu olduğu için biraz zemin hazırlamış oluyor İngiltere'de ortaya çıkış. Tabii burada siyasi faktörler var. Bunlar benim hani bugün konuşacağım meseleler değil ama bu konularda da bir aklımıza yer alsın isterim yani ayrıca. Gene özellikle deizmin ilk defa bu İngiliz deistleri eserlerini yazarken Newton'un eserini, bu matematikle ilgili olan eserini, yani doğal dünyanın matematiksel ilkeleri eserini İngiltere'de yayınlamış olması önemli. Çünkü biliyorsunuz deistlerin Tanrı'nın yarattı ve geri çekildi. Çünkü Tanrı kanunları belirledi fikrinin arkasında. Biz hep Newton'un bu kanun fikrinin etkili olduğunu görüyoruz. Ama tabii burada aslında bu fikri ilk atanlar, yani kanunluluk fikrini, her şeyin yasalılık üzerine konulduğu fikrini deistler biraz daha önce ortaya atıyorlar. Yaklaşık bir 50 yıl, hatta 100 yıla yakın önce ortaya atıyorlar. Sadece Newton'un bu eseri onların argümanlarını çok güçlendiren bir söylem olarak ortaya çıkıyor ve orada çok daha rahat bir şekilde kendi argümanlarını, Tanrı'nın yarattığı ve geri çekildiği şeklindeki argümanlarını destekleyecek bir bilimsel mi diyelim, yani o güne eğer yani bilimsel kelimesi kullanılmasa da doğa felsefesi açısından bir ciddi destek buluyorlar. Burada tabii İngiliz deistlerinin ayrıyetten Hristiyanlığa bir reddiye olarak çıktığını bilmek lazım. Aslında ilk başta Hristiyanlığı reddetmek amacıyla ortaya çıkmıyor bu insanlar. Yani bunu yani İngiliz deizmini inceleyince bunu Türkiye'deki bu modern dönemde şu günümüzdeki yaşanan deizm argümanlarının analizini yapmak biraz daha kolay oldu benim için. Ya da en azından buradaki bu tartışmaların nereye varabileceğini görmek açısından İngiliz deizmi bana bir örnek sundu işin aslı. İlk defa bu insanlar, yani benim incelediğim İngiliz deistleri, çok ciddi anlamda böyle vahyi çok keskin bir şekilde reddeden radikal deistler değiller. Daha ılımlılar ve amaçları aslında Hristiyanlık içerisinde bir reformasyon yapmak. Reformu nerede gerçekleştirmeyi istiyorlar? Teslis konusunda gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü teslis çok anlaşılabilir bir şey değil onlar için. Yani hiçbir şekilde insan zihninin tek bir basitlikle kabul edebileceği bir tarafı yok teslisin. Yani bir tanrı fikrini kabul edeceksiniz ama aynı anda onun üç uknumunu kabul edeceksiniz. Deistler bunun çok da akli bir tarafı olmadığını savunuyorlar. Ayrıyetten teslisle beraber gene kefaret fikrini, yani Hristiyanlığın bunlar temel akideleri bu arada. Yani bu nasıl İslam'ın iman esaslarından, inanç esaslarından bahsediyorsak, onlar da doğrudan aslında Hristiyanlıkta reform yapalım derken ilk başta Hristiyanlığın inanç esaslarına bir ciddi reddiyede bulunuyorlar. Bir diğeri işte kefaret inancını, yani Tanrı'nın yeryüzünde kendi oğlunu yeryüzüne insanların günahından kurtulması için göndermiş olduğu fikrini kabul edemiyorlar. Çünkü bu ciddi anlamda hem insanın asli günah fikrinin kabul etmediklerinden kaynaklanan bir mantıksızlık olarak görüyorlar bunu. Bir diğer yandan da insanlara yeryüzünde bir haksızlık yaratan, yani şöyle kefaret Hristiyanlıkta şöyle bir öneme sahip. Kurtuluşa ermeniz için İsa'nın yeryüzüne de kendisini insanlık için feda ettiğini kabul etmeniz ve İsa'ya inanmanız lazım. Yani kurtuluş teolojisi dediğimiz bir teoloji hakim. Deistler bunu da reddediyor. Yani niçin kurtuluşa ermek için illa İsa'ya tabi olmamız gerekiyor? Çünkü aslında İsa ile hiç karşılaşmayan insanlar olmuş olabilir. İsa dediğiniz işte peygamber ya da onlar için tanrı, tarihin bir zamanında ortaya çıkmış, belli bir mekanda ortaya çıkmış bir kişi ya da bir peygamber ya da işte tanrının özelliklerinden biri. Peki bu zamandan öncesindeki insanların durumu ne olacak? Ya da İsa ile aynı yani hiçbir şekilde coğrafya olarak karşılaşmamış insanların durumu ne olacak?
Bu açıdan baktıkları, yani bu noktadan hareket ettikleri için kefareti de kurtuluş teolojisinde anlamlı bulmuyorlar. Ve bu tek tek iman esasları, Hristiyanlığın temel akidelerini eleştirerek yola çıkıyorlar. Sonra süreç içerisinde bu gitgide işte Hristiyanlığın daha nasıl diyelim, sır dediği, işte teslisin aslında bilinemezliğine iddia ettiği, kilisenin bilinemezliğini iddia ettiği ve ancak iman edilerek kabul edilmesini söylediği sır fikrini reddediyorlar ve daha sonra vahyin aslında hiçbir şekilde insanın aklının aşabileceği bir şey getirmediğini iddia ediyorlar. Çünkü bu teslis ya da kefareti düşündüğünüzde şöyle bir tablo var. Hiçbir insan teslis fikrine sadece aklıyla ulaşamaz. Ya da işte Tanrı'nın yeryüzünde oğlunu insanların günahı için feda ettiği fikrine sadece aklıyla böyle bir kanaate ulaşamaz. Bunun için vahye zorunlu olarak ihtiyaç duyarsınız. Yani Hristiyanlıkta vahyin konumu, işin aslı burada çok kritik bir role sahip. Yani Hristiyanlıkta vahiy bu bilgileri edinmeniz için zorunlu olarak var olmak durumunda. Yani vahyin ahlaki olarak bir destekleyici olmasından ya da aklın yanında aklı yönlendirecek bir motivasyon sağlamasından ziyade vahyin en çok teslis gibi, enkarnasyon gibi ya da kefaret inancı gibi bu bilgileri getiren epistemolojik bir boyutu var. Yani siz bunları aklınızla bilemeyeceğiniz için, yani bir Hristiyan için konuşuyoruz burada, bunu ancak vahiy size getirebilir. Dolayısıyla vahiy de size bunu getirdiyse burada herhangi bir akli sorgulamaya ihtiyaç duymadan buna iman etmeniz gerekir şeklinde bir Hristiyanlıktaki vahiy tasavvurunun ciddi etkisi var deistlerin yola çıkışlarında. Süreç içerisinde özellikle bu kanunluk fikriyle nasıl desteklenen bir şekilde Tanrı'yı yeniden tasavvur ettiklerini görüyoruz. Yeniden tasavvur bir kere İsa'nın bir yani Hristiyanlığı düşündüğümüzde insani boyutu olan bir Tanrı değil. Yani İsa kanlı canlı yeryüzünde var olmuş, olabildiğine tarihin içerisine girmiş. Tabiri caizse olabildiğine içkin bir varlık olarak Hristiyanlıkta tasavvur ediliyor. Bir tanrı olarak yani. Ama deistler bunu kabul etmiyor. Bunun tam bir zıttını iddia ediyorlar. Tanrı mükemmeldir ve aşkındır. Hiçbir şekilde yeryüzündeki bu varlıklarla, insanlarla iletişim kurmaz. Yani, çünkü Tanrı eğer yeryüzündeki varlıklarla iletişim ya da ilişki kurarsa bu onun mükemmel olmadığı anlamına gelir deizm için. Yani deizmin tanrı tasavvuru dediğimizde en temel özellik bu tanrının alabildiğine mükemmel, alabildiğine değişmezlik özelliğiyle çevrili ve zamansal olan, işte bizim gibi sınırlı olan varlıklarla iletişimden uzak olması. Çünkü eğer bizimle bir iletişim kuracak olsa bizim dünyamızın içerisine, zamanın içerisine girmiş olacak ve bu da onun mükemmelliğine zarar vermiş olacak. Bir diğeri deizmin argümanlarından bir diğeri, yani Tanrı'nın mükemmelliğinin bir sonucu olarak diyelim. Vahyin de aslında tarihsel bir boyutunun oluşu. Yani vahiy dediğiniz şey hangi peygamberle başlatıyorsanız başlatın bu değişmez. Sonuçta bir zamanın içerisinde olan bir şey. Yani Hristiyanlık özelinde deistler tabii ki bunu ciddi anlamda eleştiriyorlar. Hristiyanlık öncesinde vahyin bir daha önceki bir peygamberlerle gelen vahiy bir aslında hazırlık olarak görülüyor Hristiyanlıkta. Yani İsa'dan önceki vahiyler tam olarak mükemmel vahiy formunda değil ya da hepsi aynı vahiy getiren peygamberler olarak görülmüyor. Dolayısıyla Hristiyanlıkta asıl vahyin açınlanması, gerçekleşmesi İsa ile gerçekleşmiş. İsa'dan öncekilerin hepsi bir geçiş formu gibi. Bu nedenle Hristiyanlıkta bütün süreç İsa'ya tabi olmakla. Deistlerin ilk eleştirisi şu. Yani peki o İsa ile hiç karşılaşmamış olan, yani İsa'nın geldiği yüzyıla kadar olan kişilerin süreci ne olacak? Onları biz hangi açılardan değerlendireceğiz? Ya da aynı coğrafyada farklı coğrafyalarda yaşayan farklı insanlar var ve hiçbir şekilde İsa ile ya da bir vahiy ile karşılaşmamış. Bu insanların durumu ne olacak? Şimdi Tanrı'yı eğer mükemmel olarak görüyorsanız ve ayrıca mükemmel iyi olarak görüyorsanız bir deist perspektifinden baktığınızda vahyin gelişi vahyin belli bir zaman diliminde ve belli bir mekanda gerçekleşmesinden dolayı vahyin gelişi çok sayıda insanın
haksızlığa uğraması demek deistler açısından. Çünkü pek çok insan o vahiy ile karşılaşmamış olacak. Yani hem geçmiş zaman içerisinde hem de yani bir Hristiyan coğrafya içerisinde karşılaşmadığı müddetçe. Bu da Tanrı'nın adil olmadığı anlamına gelecek. Yani Tanrı neden sadece belli bir grubun belli insanın yani belli sayıda insanın vahiy ile karşılaşmasına imkan tanıyan bir dünya yaratıyor? Demek ki Tanrı o zaman dünyayı mükemmel yaratmamış olacak. Bu nedenle deistler vahyin bu tarihsel oluşundan ya da mekanla sınırlı oluşundan hareketle daha evrensel bir form arayışı içine giriyorlar. Evrensel formdan kastım şu, bütün insanların eşit bir şekilde sorgulanabileceği ortak bir yetiye insanın ihtiyacı var. Bunu akıl olarak belirliyorlar. Yani deizmde akıl bildiğiniz üzere aslında bütün bu deizm hem Tanrı'nın yeryüzünden çekilmesi hem de akıl vahiy ilişkisinin farklı bir versiyonu deizm tartışması. Yani akıl varken vahiy gereksiz demek deizm açısından baktığınızda. Çünkü akıl bunu da şöyle tam yani Tanrı ile ilişkisini kurarak şöyle tamamlıyorlar. Tanrı adilse, Tanrı mükemmelse her şeyi mükemmel yaratmış olmalı. Yeryüzünü mükemmel yaratmış olmalı. İnsanı mükemmel yaratmış olmalı. İnsanın mükemmel yaratılması demek yeryüzünde insanın ihtiyaç duyacağı bilgilerin hepsini insan herhangi bir başka kaynağa başvurmaksızın yani bir vahye başvurmaksızın kendi içinde kendi yetileriyle bulabilmesi demek. Bu yeti deizmde akıl olarak belirleniyor. Yani akıl konusunda ciddi bir akla verilen bir önem var. Burada deizmde özellikle bu Rönesans'ın ve Reformasyon'un hatta hümanistik düşüncenin etkisini görüyorsunuz. Çünkü orada ciddi anlamda artık insanın diğer varlıklardan ayrılıp kendini yetkin bir varlık olarak evren ve Tanrı arasında fikir verecek bir şekilde yetkin bir varlık olarak öne çıkmasında akla verdikleri önem söz konusu. Bir ayrıyetten deizmle ilgili olarak söyleyebileceğim ne olabilir? Bir mesela Hristiyanlıktaki bunu şimdi burada bahsetmek istiyorum ki birazdan İslam düşüncesindeki vahiy anlayışında, İslam düşüncesindeki akıl vahiy ilişkisindeki karşıtlıkları yapmak için biraz bahsetmek istiyorum. Deistlerin mesela Matthew Tindal'dı benim çalıştığım deistlerden birinin eseri. Onun kitabının adı Yaratılış kadar eski Hristiyanlık. Yani bunu kitabın ismi olarak belirlemesinin temeli sebebi aslında demin dediğim gibi Hristiyanlığı aslında biz İsa ile başlatıyoruz. Yani o ise Hristiyanlığın çok daha eski olması gerektiğini ve buradakinde de asıl vurgunun da akıl olması gerektiğini vurguladığı için Hristiyanlığı daha eski bir tarihe götürüyor. Ya da diğer çalıştığım isimlerden biri Toland'dı. Toland'ın eseri de Gizemsiz Hristiyanlık. Yani onu böyle bir kitap yazmaya itecek kadar Hristiyan kültürde ciddi anlamda bir sihir, bir gizem unsuru, bir sır unsuru hakim. Çünkü Toland eserinde pek çok Hristiyan anlatısını diyelim, pek çok Hristiyan teolojik argümanının arka planında bu sır fikrinin bulunduğunu söylüyor. Sır fikrinin anlamı şu, Hristiyanlıkta vahiy dediğimiz şey akla karşıt, hatta yani aklı aşan, hatta akla karşıt şeyler de getirebilecek bir niteliğe sahip vahiydi dediğimiz unsur. Yani vahyin aklı aşan bunu birazdan belki İslam ilahiyatında, İslam kelamındaki açısından değindiğimizde görebiliriz. Ama akla zıt şeyler de getirebilir vahiy dediğiniz şey. Buna karşı bir reddiyede bulunuyor. Dolayısıyla bu gizem unsurunu ciddi anlamda reddediyor. Şimdi burada bir parantez açıp deizmin bu İngiliz serüvenindeki yarattığı etkiye değineceğim. Ondan sonra da İslam düşüncesinde bu vahyin gerekliliği argümanlarına geçeceğim. Şimdi benim bu tez çalışmasında en çok yararlandığım isimlerden biri Charles Taylor'ın Seküler Çağ isimli eseriydi. Taylor orada bu modern çağı, seküler çağı yaratan ilk dönüşümü başlatan kişiler olarak benim bu incelediğim deistlerin eserlerine, bu bahsettiğim deistlerin eserlerine ayrı bir önem veriyor. Çünkü buradaki bu sihirsizleşme kavramını ciddi anlamda yani seküler dünyayı modern dünyadan ayıran temel şey nedir dediğimizde Taylor orada üçlü bir ayrım yapıyor ve bu üçlü özelliklerden birisi sihirsizleşme. Bu ayrıyetten Weber'in de kullandığı bir şey. Yani klasik dönemle modern dönem arasındaki temel farklılık sihirli bir dünyadan sihirsiz bir dünyaya geçiş.
Burada Taylor'ın atıfta bulunduğu isim tam olarak benim demin de bahsettiğim John Toland'ın bu eseri Gizemsiz Hristiyanlık. Yani artık dış dünyada ki şeyleri herhangi bir büyülü, manevi ya da kutsal nitelikleri olan bir şey olarak tecrübe etmek yerine çok daha kendi böyle zihnimizle rasyonel bir şekilde, kendi zihnimizin sınırlarıyla anlayabileceğimiz bir şekilde tasavvur etmeye başlıyoruz. Bunu da işte Tyler'dan atıfla ilk başlatanlar deistler oluyor. Yani bunu biraz belki dağıttım gibi konuyu ama şunu söylemek istediğim şey şu. Deistler bugün bizim seküler dünyaya geçişimizin asıl başlatıcıları oluyor. Ve bu başlatıcıları da tam olarak bu hem vahiy konusunda hem de Tanrı konusundaki argümanlarıyla başlatıyorlar. Zaten bu isimlerin her biri erken aydınlanmanın isimleri olarak geçiyor. Hür düşünürler olarak belirleniyor. Ve ondan sonra yani İngiliz deizmi diğer farklı ülkelere yayılıyor. Ve bir süre sonra ortadan kayboluyor. Yani ben bu doktora tezimin ilk zamanlarında deizmle ilgili böyle ilk baştaki basit ansiklopedi maddelerini okuduğumda ilk etapta şöyle deniyordu. Deizm işte 1780'li yıllarda, 1800'lü yıllarda yok olmuştur. Şimdi o zaman bu cümleyi anlayamıyordum. Nasıl oluyor? Yani deizm dediğiniz şey nasıl oluyor da yok oluyor? Yani bu işte Avrupa'ya intikal, pardon, İngiltere'den Almanya'ya, Amerika'ya, işte Fransa'ya intikal etmiştir ve daha sonra da deizm ortadan yok olmuştur şeklinde. Genelde böyle ansiklopedi maddelerine bakarsanız, din felsefesiyle ilgili ansiklopedi maddelerinde bunu görürsünüz. Burada yok olma şöyle oluyor aslında. Deizm farklı formlara bürünmüş oluyor. Yani tabiri caizse kendisine biçilen tarihteki rolünü oynamış oluyor. İlk rolü Tanrı'nın yeryüzünden ilişiğinin kesilmesi bir anlamda. Bu rolü yerine getirmiş, bunu olabildiğince felsefi anlamda temellerini sağlamlaştırmış oluyor belki. Ve ayrıyetten artık deizm işte Almanya'da belki romantizme yönelen bir tarafından bahsediliyor. Fransa'da daha sert bir sekülerlik, laisiteden bahsediliyor ya da ateizme evrilen bir boyutu var. Ve dolayısıyla Avrupa tarihi içerisinde deizmin kendi yani yok olduğundan bahsediliyor. Bugün bile aslında yani Adnan Hocam da Avrupa'da bunu tecrübe daha yakından tecrübe eder. Yani deist birine rastlamaktan ziyade agnostik birine ya da ateist birine karşılaşma olasılığınız çok daha yüksek oluyor. Yani bu deizmin tam olarak sekülerliğe geçen süreçteki rolünü anlatan bir yön açısından beni en çok şaşırtan taraf bu olmuştu. Şimdi bu Türkiye'deki tartışmalar tabii bunların bir benzeri mi olacak ya da bir aynı şeyi burada mı tecrübe edeceğiz? O ayrı bir tartışma konusu ama İngiltere'de bu şekilde kendi etkisini yaratıyor ve daha farklı ülkelere intikal ediyor. Sonrasında da deizm İngiltere'de 1780'lerde yok olduğu kabul ediliyor. Yani onun başka bir fikre evrildiği kabul ediliyor. Şimdi ben tezin bu kısmında biraz hem İngiliz deizminin tarihsel boyutunu hem de argümanlarını inceledim ama çalışmamın ikinci kısmı daha ziyade klasik kelam açısından deizmin bu argümanları nasıl ele alınabilir ya da nasıl ele alınmış şeklinde bir yol izledim. Burada özellikle Maturidi, Mutezile ve Eşari kelamının argümanlarını, Eşari kelamının hem Tanrı tasavvuru ile ilişkili hem de vahiy ile ilişkili argümanlarını, yaklaşımlarını incelemeye çalıştım. İlk başta eşarilikten bahsedersek bir kere önce şunu aklımızı hep tutmamız gerekiyor. Yani eşarilik olsun, maturidilik ya da mutezili olsun bu düşünürler ya da bu kelamcıların hepsi henüz erken aydınlanmayla mı diyelim karşılaşmamış. Tanrı ve insan arasındaki ilişkinin böyle sınırlarının keskin bir şekilde çizilmediği Tanrı merkezli bir dünyanın alimleri. Dolayısıyla onlar Berahime'yi argüman getiriyorlar. Yani Berahime özelinde deizmi argüman getiriyorlar ama zaten yaşadıkları coğrafya içerisinde çok fazla ciddi anlamda bir kitlesel hareket olarak deizmle karşılaştıkları söylenemez. Yani hatta Berahime ile ilgili kaynakları falan incelediğinizde şununla bile karşılaşabiliyorsunuz. Ya gerçekte böyle bir grup hiç olmamış bile gibi. Yani bu tabii ben mezhepler tarihçisi değilim. Çok ileri bir şey olabilir ama yani sanki Berahime realitede hiç varlık bulmamış gibi. Çünkü o yüzyıllar içerisinde yine bu Tyler'dan atıfla şunu söyleyeyim. 1500'lü yıllarda
Tanrı'ya inanmakla 2000'li yıllarda inanmak aynı şey değildir der Taylor. Benim de hani çok sevdiğim bir şey. Yani 1500'lü yıllarda Tanrı'ya inanmak çok kolay bir şey yani. Çünkü her yerde Tanrı, yani dışarıda işte siyasette, devlette, toplumsal ilişkilerde her yerde çok, yani her yerde var olan bir Tanrı din anlayışından bahsediyoruz. Ama 2000'li yıllarda bu çok daha zor yani. Hani evden çıktığınız anda Tanrı'yı görmek için epey bir gayret sarf etmeniz gerekiyor. Yani belki böyle söyleyebilirim. Yani dolayısıyla Maturidi, Eşari ve Mutezile, evet, Berahime üzerinde deizme bir reddiye getiriyorlar. Ve getirdikleri reddiyeler hala bence çok canlı ve özellikle Maturidi'nin argümanı biraz önce Adnan Hocam'ın ilk cümleleriyle paralel bir şekilde çok etkili. Çünkü bugün de hala benim zihnimde bazen derslere girdiğimde en çok bunu canhıraş bir şekilde anlatıp buradan hareketle temellendirmeye çalışıyorum vahyin gereklerini. Benim en mutlu olduğum, daha ki zihnime yatkın olan kesim orası oluyor. Önce eşarilikten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kelamda bütün yani Tanrı'ya yönelik bakışınız, Tanrı ile ilgili hangi sıfatı öne geçiriyorsanız, diğer vahiy ilişkisi olsun, peygamberlik bakışınız olsun, hepsi o sıfatın ekseninde şekilleniyor. Yani eşariliğe baktığımızda Malikül mülk ya da irade sıfatı ekseninde bir tanrı tasavvuruyla karşılaşıyorsunuz yani. Orada mesela berahimiyet dair verilen argümanlar şöyle, yani tanrının şöyle cevap veriyorlar. Biraz tabii burada nasıl diyelim, karikatürize ederek bu ifadeleri kullanıyorum. Yani berahimeye soruyor, siz tanrının varlığını kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bu tanrının iyi olduğunu, işte güçlü olduğunu kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Peki o zaman siz bu tanrıyı nasıl oluyor da emir veya nehi göndermekten alıkoyabilirsiniz? Yani bir tanrı varsa o tanrı emredebilir, nehyedebilir. Yani tanrıyı siz hiçbir şekilde sınırlayamazsınız. Hiç kendi zihninizin getirdiği bir takım hezeyanlarla mı diyelim, Berahime'deki olduğu gibi bir şekilde bunu sınırlayamazsınız. Yani bir tanrı varsa ve yarattıysa o tanrı bu yaratmasının sonucu olarak bir vahiy göndermesi pekala mümkün yani. Burada mümkün kategorisini çok ifadesini çok fazla kullanıyorlar. Mümkün oluşunun temel sebebi de Tanrı'nın iradesi. Çünkü deizmde Tanrı ne kadar kişisel özelliklerinden arındırılmışsa, yani deizmde Tanrı olabildiğine mükemmel, adeta soyut bir varlık. Yani hatta varlık olduğu bile tartışmalı. Bu geçen sene ben Türkiye'deki deizmle ilgili bir çalışma hazırlarken Türkiye'deki deistlerin argümanlarına bakıyordum. Tanrı'yı nasıl tahayyül ediyorlar şeklinde bir, hani bir şey inceledim yani, onu ortaya çıkarmaya çalışırken. Yani bir tanesinin söylediği şey şu: Tanrı yani madde olabilir, enerji olabilir, Tanrı bir güç olabilir. Aslında hatta öyle bir şey ki, bu bir noktada panteizme evrilebilen bir tarafı var. Yani Tanrı madde, güç, enerji, ama Tanrı bir zat özelliğine sahip bir varlık değil. Yani bu benim incelediğim İngiliz deizminde de öyle işin aslı. Modern bugünümüzdeki halihazırda yaşanan Türkiye'deki şeylere baktığınızda da öyle. Tanrı kişilikli özelliklerinden arınmış bir tanrı, soyutlandırılmış bir tanrı. Olabildiğine böyle hiçbir iradesi, işte bir fiili olmayan bir tanrı. Ama işte klasik kelamın tanrısı bir kere bir zat tanrı, yani kendi kişisel özellikleri olan bir tanrı. Çünkü klasik kelamda tanrı sadece var olmakla sınırlanan bir varlık değil. Yani deizm tanrıyı aslında bir anlamda var olmasıyla, aşkınlığıyla kabul edip onu aşkınlığıyla sınırlandıran bir tarafa evriliyor. Ama klasik kelamda ya da İslam düşüncesinde tanrı sadece var olmak onun tek bir özelliği değil. Tanrı'nın iradesi var. Bazen kızabiliyor, bazen işte rahmet sahibi, insanların dualarına cevap veriyor. Yani alabildiğine yani kişisel özelliklere sahip bir tanrı. Dolayısıyla eşarilikte irade ya da malikül mülkü ortaya öne çıkarmalarında böyle bir özellik var. Yani bu tanrı sadece var olmakla sınırlı bir tanrı değil. Eğer yarattıysa, yarattıktan sonra onu bir takım insanlara vahiy göndermekten alıkoyan herhangi bir şey olamaz. Biz onu hiçbir zihnimizin hiçbir tarafıyla sınırlandıramayız. Bu bizim ancak kendi zihnimizin sınırsızlığının bir sonucu olur. Ona bir çerçeve çizmek. Ayrıyetten eşarilikte bir de akıl vahiy ilişkisini incelemiştim yani çalışma içerisinde. Çünkü asıl şey bir yandan Tanrı tasavvuruysa, bir yandan da bildiğiniz üzere akıl vahiy ilişkisi. Burada eşarilikte özellikle akıl vahiy konusunda yani
akıl olmadan insan bir fiilin, bir şeyin iyi veya kötü özelliğine sahip midir, değil midir tartışmasında. Bildiğiniz üzere eşarilik daha ziyade şeriat gelmeden bir eylemin, bir fiilin iyilik ya da kötülük nitelikleriyle, yani bu niteliklerle nitelenemeyeceğini söylüyor. Burada şöyle bir, yani ben çalışmada şunu düşünmüştüm. Yani eğer pardon, şunu düşünmüştüm. Yani bir yandan akıl olmadan insan zihniyle yani hırsızlığın kötü olduğunu bilemiyorsa, bu bize vahyin zorunlu olmasını sağlayan bir taraf, yani eğer biz bunu bilmiyorsak Allah bize bir vahiy göndermek zorundadır gibi bir sonuca getiriyor insan zihnini. Hayır, eşarilik onu Tanrı için zorunlu görmüyor. Çünkü dediğim gibi hem malikül mülk hem irade sahip bir varlık. Burada yani eşarliğin daha ziyade hep Tanrı merkezli olarak nübüvveti temellendirdiğini gördüm. Yani daha ziyade insanın ona olan ihtiyaçları, yani akıl bir işte iyinin kötünün ne olduğunu bilip bilmeme konusunda kararsız, buna dair bir ihtiyacı var. Ama o ihtiyacı yerine getirmek Tanrı için zorunlu değil. Tabii bu zorunluluk ifadesini kullanmalarından yani onları geri tutan şey aslında Mutezile'ye olan itirazları. Yani Mutezile'nin şimdi bahsedeceğim şekilde vacip, yani vücub alallah ya da Allah'ın üzerine vacip kılması şeklindeki yaklaşımıyla hiçbir şekilde paralel durmamak için biraz Mutezile'ye karşı durma anlamında, hayır yani vahiy ancak bir lütuftur. Yani Tanrı isterse gönderir, istemezse göndermez. Yani lütuf oluşu da zorunlu değildir şeklinde bir yorum getiriyorlar. Burada Mutezile'ye bir geçiş. Yani Mutezile bu işi nasıl temellendiriyor? Yani eşarilikte neden olmasın, yani eğer Tanrı varsa neden vahiy göndermesin şeklinde çok daha böyle Tanrı merkezli, yani teosentrik bir söylem hakim. En azından benim gördüğüm, yani çalışmalarımda okuduğum baskın olan taraf buydu. Mutezile ise tam aksine, yani hayır, vahiy göndermek Allah'ın üzerine vacip diyor yani. Niçin vacip? Çünkü vacibin tanımında bir kere şunu koyuyorlar. Yani bir şeyi iyi olarak, yani bir fail bir eylemi yaptığında, o eylemi, daha doğrusu bir fail bir eylemi yapmadığında, o eylemi yapmadığı için kınanıyorsa bu kötü bir şeydir. Yani o failin o eylemi yerine getirmesi iyilik yaratıyorsa, o eylemi yerine getirmesi faile vaciptir. Yani şöyle diyelim, vahiy insanlar için bir iyilik değeri taşıyor mu? Tabii ki taşıyor. O zaman Tanrı'dan bahsediyorsak, Tanrı mutlak adilse ve mutlak iyi ise, o halde Tanrı'nın bir vahiy göndermesi onun üzerine vaciptir. Tabi burada Mutezile şey diyor, biz bu vücubu dışarıdan bir nitelik olarak Allah'a yüklemiyoruz. Bu vücubiyet Tanrı'nın kendi mahiyetinden kaynaklanan bir şey. Yani Tanrı mükemmelse, mükemmel adilse, onun doğası gereği tabiri caizse iyilikte bulunması zorunlu bir şey. Ve vahiy göndermesi bu anlamda zorunlu. Burada da eşariliktekine benzer bir şeyi, şu akıl vahiy ilişkisinde Mutezile'de tam tersini gördüm. Yani demek istediğim şu, nasıl eşarilikte şeriat getirmeden bir fiilin iyi ve kötü olduğunu bilmiyorsak ama yine de vahiy zorunlu değilse, Mutezile'de de şöyle bir iki şey var, sonuç var. Hayır, iyi veya kötü eşyanın ya da fiillerin kendi niteliğinde sabit olarak var. Yani hırsızlık vahiy olmasa da var. Pardon, hırsızlık vahiy olmasa da kötü. Ya da birine yardım etmek vahiy olmasa da iyi. Ama vahiy gene zorunlu. Yani nasıl Mutezile'de yani eşarilikte vahyin gereksizliği gibi bir sonuca ulaşacakken, Mutezile'de de yani nasıl diyeyim, ters söyledim. Eşarilikte vahyin olmasını zorunlu görecek bir yaklaşımla karşılaşacağınızı zannediyorsunuz. Çünkü akıl hiçbir şekilde iyi kötüyü bilemiyorsa vahiy zorunlu olacak gibi bir yaklaşımla karşılaşıyorsunuz. Mutezile'de de eğer akıl her şeyin iyi veya kötü olduğunu biliyorsa o zaman vahye gerek yoktur gibi bir söylemle karşılaşacakken, hayır, orada da bir zorunluluk atfediyorlar. Çünkü işin aslı, yani bu biraz önce dediğim gibi, bütün kelamcılar tanrısız bir dünya, yani tanrı olmadan, vahiy olmadan bir dünyanın şeyiyle aslında hiç böyle bir argümanla çok güçlü anlamda mı diyelim? Yani evet, Berahime ile falan belki karşılaşmıştır ama şu an bizim yaşadığımız anlamda bir tecrübeyi belki de edinmedikleri için böyle bir şey düşünemiyorlar. Yani
yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yani çok mantıksız geliyor. Ne demek yani hani Tanrı var, yarattı ve vahiy göndermeyecek. Yani onlar için bu hiç mantıklı bir şey değil tabiri caizse. Tabii o bu şekilde bırakmıyorlar yani kelamcılar hani olayı. Bu sadece benim edindiğim izlenimlerden okudukça edindiğim bir şeydi. Dolayısıyla Tanrı varsa insanlara yardım edecekse vahiy göndermek, insanların hayatında bir iyileştirme yaratacaksa Tanrı da iyiyse o zaman vahiy tabii ki zorunlu. Bir buradan Maturidiye geçeceğim ve daha sonra da aslında bizdeki akıl vahiy ilişkisiyle bu İngiliz deizminin reddettiği Hristiyanlıktaki akıl vahiy ilişkisinin kısa bir karşılaştırmasını yapacağım. Maturidilik yani daha doğrusu İmam Maturidi hani demin bahsettiğim gibi benim en çok keyif aldığım en çok böyle zihnimi doyuran bir açıklama sunuyor. Diyor ki yani biliyorsunuz Maturidilikte nasıl hani demin dediğim gibi her ekol kendine ait bir ismi ön plana çıkardığı için Maturidi ekolü de hikmet sıfatını, hakim oluşunu Allah'ın ön plana çıkarıyor. Hikmet demek hani hakim sahibi, hikmet sahibi oluşu Allah'ın yani amaçlı iş yapmak. Bir eylemde bulunuyorsa bu eylemin bir amacı olmalı. Yani Maturidi Kitab-ı Tevhid'de Allah alemi niçin yarattı diye bir bahis açıyor. Ve o bahsin içerisinde biraz detaylandırıyor bu konuyu. Yani Allah alemi niçin yarattı? Allah alemi yarattı mı? Yarattı. Yani burada bir deist ile karşılaştığınızda yarattı mı? Yarattı. Peki ama neden? Yani Maturidi diyor ki yani yarattıysa eğer yaratmasının amacı bu dünyanın yok olması olmamalı. Yani yarattıktan sonra burada bir kaosun çıkmasını istememeli. Eğer Allah insanları kendi halinde bırakırsa hiçbir peygamber, hiçbir yol gösterici olarak onlara bir rehber göndermezse, bir vahiy göndermezse, insanlar sadece kendi arzularının, kendi hevalarının, kendi isteklerinin peşinde koşar. Bu da insanlar arasında bir kaos yaratır, bir düzensizlik yaratır. Ya, ve bu düzensizliğin sonu günün sonunda yeryüzünün bozulması, hatta yok olmasıdır. Ama Allah her şeyi bir amaç uğruna yarattıysa ve bu amaç yok yani yok olmamaksa yani yok olmamaksa kastım yarattığı şeyin bir an önce tükenip gitmemesi ise burada belli bir sistemi kurmak ise Allah bize arada peygamberler gönderir. Bize vahiy gönderir ve o peygamberler aracılığıyla biz hem heva ve heveslerimizi, işte kendi aralarımızdaki ilişkiyi temellendirebilecek ahlaki ilkeleri vesaire bunları onlardan öğreniriz ve böylelikle daha düzenli bir yaşam hali ortaya, daha düzenli bir form sağlamış oluruz. Yani aslında Maturidi tam Adnan hocamın başta bahsettiği gibi yani yaratan ama bir amaç uğruna yaratan yani amaç uğruna ifadesi belki Tanrı için kullanınca şık olmuyor. Yani ama amaca binaen yaratan yani abesle iştigal etmeyen bir varlık Tanrı. Yarattıysa bu yaratışı yok olmak olmamalı. Dolayısıyla yani bugün hala yani en nasıl diyelim benim zihnimde cevap üretebilecek kaynak buradan geliyor. Yani modern dönemde en çok biliyorsunuz bu anlamsızlık fikri yani anlam sorunu. Yani Tanrı'yı şeyden çıkarttığınız an ya da Tanrı var ama vahiy ya da din dini ortadan çıkarttığınız an pek çok şey anlamını yitiriyor. Yani din insanın hayatına ciddi anlamda bir anlam sağlıyor, bir katkı sağlıyor, bir amaç, bir hedef sağlıyor. Yani varoluşunuzu devam ettirmeniz için bir motivasyon sağlıyor. Bunu da ancak vahiy ile temellendirdiğinizde mümkün olabiliyor. Dolayısıyla klasik kelamda bu şekilde yani ben kısa bir özetini geçmiş oldum size. Ayrıyetten hani ben şunu gördüm yani İngiliz deizminin bu Hristiyanlıktaki akıl vahiy ilişkisini reddiye sunarken oradaki farkla işte İslam'da akıl vahiy ilişkisindeki bu nasıl denir ilişkinin farklılığını gördüm. Yani mesela özellikle bir incelediğim kitapta ya da tezde verdiğim başlıklardan biri epistemolojik açıdan vahyin gerekliliğiydi. Bunu bir örnek olarak şöyle anlatayım. Şimdi vahiy Hristiyanlıkta demin dediğim gibi teslisi bilmeniz ya da işte kefareti, enkarnasyonu vesaire bütün bu Hristiyanlığın akidesini yani inandığınız o esasları insan zihniyle ulaşamaz. Yani
İnsan işte tesisin varlığını ne kadar zihninle çabalarsa çabalasın ulaşamaz. Ama Hristiyanlığı bir kenara bırakalım. İslam'daki iman esaslarına baktığınızda, yani nedir İslam'da iman esasları? Allah, nübüvvet, ahiret, yani işte kelamın ilk üç usulünden bahsedersek. Yani insan ki bunu hani bütün kelam şeylerinde görürsünüz, aklıyla bir Allah'ın varlığına ulaşabilir. Aklıyla yani ahlaki ilkelerin bilgisine ulaşabilir. Ama hatta bunu şey aklıyla ahiretin varlığının olması gerektiğine de ulaşabilir. Yani şunu demek istiyorum. Hristiyanlıkta vahyin getirdiği o şeyin arkasında hep bir takım işte sır denilen, bir takım insanın zihniyle aşamadığı, kabul edemediği bilgiler vahyin otoritesini sağlıyor. Ama İslam'da vahyin otoritesini sadece bu getirdiği iman esasları değil. Mesela klasik kelam eserlerinde baktığınızda vahiy bize epistemolojik olarak ne getirdi dediğinizde en çok öne çıkan meseleler, yani tabii burada daha iyi hocalarım var, hani kelam konusunda benden daha iyi bilirler, ama en azından benim gördüğüm eserlerde mesela vahiy olmadan insan ibadetlerin biçimini bilemez, ibadetlerin sayısını bilemez. İşte mesela işte şükredeceğini bilir ama ne kadar şükredeceğini bilemez. Ya da işte vahiy olmadan insan ahiretle ilgili konuların ne olduğunu bilemez gibi. Yani bu epistemolojik açıdan baktığınızda İslam'da, yani İslam düşüncesinde, klasik kelamda vahiy bu epistemoloji açısından değil, hep daha çok ahlaki açıdan bir destek olarak görüldüğü için otoritesini orada kazanmış. Bundan kastım şu, yani bu işte Mutezile'de akıl vahiy ilişkisinde de görürsünüz bunu, Maturidilikte de görürsünüz bunu. İnsan aklıyla iyinin kötünün olduğunu bilir. Evet, bilir. Ama bilmek eylemek demek değildir yani. Bilmek fiili dökmenizi sizin asla yeterli bir gerekçe değildir. Yani işte atıyorum sigara içmek kötüdür ama bu sizi sigara içmekten her zaman alıkoymaz, ya da bir doktor diyelim bir sigara içmenin yanlışlığını bilir ama bu onu her zaman için sigara içmekten alıkoyan bir tarafı yoktur. Vahiy hep insanın bu bilip de eyleme geçiremediği ahlaki ilkeleri yönlendirmede çok güçlü bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Yani bu Allah bize bilgiyi, yani nasıl diyelim, akli açıdan değil, eyleme dökmek açısından yönlendirici bir yön sağlıyor. Yani vahiy hem bu ahlaki ilkelerin o objektif değerlerini koruma altına alıyor. Yani iyinin iyi, kötünün kötü olduğunu, Allah'ın da hani iyinin yanında olduğunu göstererek bize bir ahlaki değerlerin nasıl diyeyim, çerçevesini sağlamış oluyor. Bir yandan da insanın zihnini, yani bu eylemleri iyiye yönlendirme konusunda ciddi bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Bu hatta Mutezile'de dâi, devâi, yani güdü ifadesi içerisinde vahiy de bir güdü olarak yer alır. Yani insanı eyleme yönlendiren faktörlerden biri olarak görülür. Yani bu şeydeki temel kastım şu, yani İslam düşüncesinde vahiy hep ahlaki eylemleri gerçekleştirmede çok güçlü bir kaynak olarak işlev görmüş. Dolayısıyla burada yani deizmi ortaya çıkardığı gibi akıl varken vahye daha ne gerek var gibi bir soru onlar için zaten saçma olmuş, yani klasik kelam açısından. Yani bunu bilmek her zaman bir şey ifade etmemiş. Bu Mutezile için dahi bir şey ifade etmemiş. Demek istediğim, Mutezile ne kadar akla önem verse de, akılla bir şeylerin iyi olup olmadığını, insanın aklını bilebileceğine önem verse de, vahyin o dahi de yani güdüleyici rolüne çok ciddi anlamda bir önem atfetmiş. Dolayısıyla hani vahyin İslam düşüncesinde, mesela bunu ben tezde şöyle de görebiliyorsunuz. Yani tezde, daha doğrusu tezde değil, şöyle diyelim. Kur'an'da vahyin kendisi için kullandığı isimlere baktığınızda da aslında biraz görebiliyorsunuz. Yani işte bir yol gösterici, bir rehber, yani hidayet rehberi, zikir, hatırlatıcı, bir uyarıcı, bir müjdeleyici. Yani vahyin kendisine yüklediği şeyler insanın o ahlaki edimlerini gerçekleştirmesinde ona destek olduğunu gösteren bir tarafı var vahyin, Kur'an'ın kendisine verdiği isimlerde. Başka, yani bir son olarak tezde bahsettiğim şeylerden biri, bu da, bu ilginçtir aslında.
Efraim Lessing'in vahyi insan soyunun eğitimi olarak gördüğü bir yaklaşımı söz konusu. İnsan soyunun eğitimi şeklinde Efraim Lessing'in bir Türkçe'ye çevrilmiş Say yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Bu kitapta Lessing yani çok hem kısa ama hem çok keyifli bir kitap. Vahiy dediğiniz şeyi illaki şey olarak görmeyin der. Yani illa dışarıdan gelen bir bilgi olarak değil. Vahiy bir eğitim sürecidir. Yani nasıl bir insan okula gitmeden 2 kere 2'nin 4 ettiğini ya da bir takım matematiksel ilkeleri okuma yazmayı okula gitmeden de bilir ama okula gittiğinde eğitim aldığında bunu çok kısa bir şekilde ve daha bütünlüklü, daha sistematik bir şekilde öğrenir der. Vahiy de bütün bir insan soyu için kullanılan bir eğitim tarzıdır. Yani insan evet aklıyla Allah'ın varlığına ulaşabilir, bir tanrı fikrine ulaşabilir. Ama bir kere şu var. Ulaştığı fikir yani ulaştığı tanrı fikri gerçekten tanrının zatıyla ne kadar paralel bunu asla bilemez. Yani bunu şeyden de çıkarabilirsiniz. Mesela deizmin vahiy teolojisine karşı savunduğu şey doğal teolojidir. Yani insanın aklıyla ulaşabileceği bir doğal din anlayışını savunurlar. İncelediğim yani çalışmalardan birinde şöyle diyor. Yani peki ilkel insanların ortaya koyduğu bu kabile dinlerini de aslında bu insanlar kendi akıllarıyla ortaya koymamış mı? Demek istediği şey şu aslında hani benim bu eleştirel bir yorumdu. Yani doğal teoloji her zaman insan aklıyla tek bir tanrı fikrine ulaşacaktır gibi bir sonuca bizi ulaştırmaz yani. Yani akılla biz her zaman tek tanrı fikrine ulaşabilecek miyiz? Şüpheli. Çünkü ilkel kabilelerin dinlerine baktığınızda yüzlerce ruhlardan meydana gelmiş bir takım animistik dinler, bir takım animistik kültlerle dolu bir şey fikrine de ulaşabilirsiniz. Yani illa tek tanrı fikrine ulaşmanız gerekmez. Yani bu sizi her zaman ona götürmez. Dolayısıyla yani vahiy bize tanrı hakkında en doğru bilgiyi hem tanrının kendisinin mesela Gazali şey diyor yani der. Yani kelam sıfatını biz tanrıdan niçin alalım ki? Yani kelam sıfatını ondan alıkoyamayız. Tanrı varsa siz onun kendisini ifade etmesini, bu tabii bu kadar şeyle söylemiyor belki ama benim okuduğumda edindiğim izlenim bu. Kendisini ifade etmesini ondan alıkoyamazsınız. Eğer bir tanrıyı kabul ediyorsanız, bu tanrı varsa onun kendini ifade etmesinin bir yolu da kelamda bulunmaktır. Yani kelam sıfatının olmaması o tanrının eksikliğidir der. Yani eksiklik olarak görür. Böyle yani şu an benim aklımda anlatacaklarım bunlar hocam. Sanırım süre olarak da bir yarım saatlik bir sunum oldu. Sizin sorularınızla Adnan hocamın moderatörlüğüyle eksik kalan yerleri tamamlarım ya da açamadığım yerleri, karışık bıraktığım yerleri tamamlarım diyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, Meryem Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hakikaten ben şahsen kendi adıma da çok bilgilendim. Bilgilerimi de tazelemiş oldum. Çünkü akademiyadan uzak kalınca ister istemez anlatmadığınız kişiler de olunca bu konuları zaman içerisinde unutabiliyorsunuz. Tazelememde de çok katkın oldu. Onun için teşekkür ediyorum. Çok Ben da teşekkür ederim. verimli ve doyurucu bir sunum oldu. Açıkçası Teşekkür benim ederim. kendi adıma söyleyeceğim şey. Şimdi burada tabii buradaki arkadaşlarımız deizmi kavram olarak çokça her yerde duyuyorlar ama deizmin organize bir hareket olmadığını bir kere söylemek lazım. Yani deizmler var aslında, deizm yok. Pek çok deizm var. Yani deizm dediğimiz zaman organize bir dini hareketin gelişim tarihini konuşmuyoruz. Büyüme tarihini konuşmuyoruz. Çünkü deizm asla bir din olmadı ama ne oldu da açıkçası çok tartışmalı bir ideoloji mi, bir felsefe mi, bir anlayış mı, bir dünya görüşü mü? Yani bütün bunlar pek çok kereler tartışılan şeyler. Şimdi Chuck Clendon diye bir çok çağdaş bir yazar var. Kendisi deist. Onun güzel bir sözü var. Yani deistleri anlatan bir sözü. Onu burada kitabıma da bakarak buradaki izleyici, dinleyici arkadaşlarıma aktarmak isterim. Der ki deizmin tarihi organize bir dini hareketin büyüme ve gelişme tarihi değildir. Zira deizm asla bir din olmadı. Bu da onun kendi ifadesi. Zaten benim de
kendi vardığım nihai görüş buydu. Şimdi söyleyeceğim daha önemli, onun sözünü naklediyorum. İki deist aynı düşünmez. Çoğu modern deist de ilk deistlerin inandıklarına inanmaz. Dolayısıyla deizmin doğasını kavrama zorluğunu burada hani kendinin deist olduğunu ifade eden birisinden de açıkça almış oluyoruz. Şimdi siz İngiliz deizmi üzerine çalıştınız biliyorum. İngiliz deizminin tabii daha başka isimleri de var. Lord Herbert var. Gerçi kendisinin deist olduğunu söylenir. O dönemde şöyle de bir şey var. Yani ateizm damgasından kaçan bir kısım yazar ve düşünürler kendilerini deist olarak nitelendiriyorlar. Ama biraz daha kıyıya doğru kendilerini çekiyorlar. Ben Hristiyan deistiyim diyor. Yani bir tarafta Hristiyanım, bir tarafta da deizm. Deistim diyor. Tahmin ediyorum siz de üç tane temel kişi gördünüz İngiliz deizminde. Bir tanesi bunların Charles Bront. En erken 1693 tarihli bu kişi var. İkinci John Talent, üçüncü de sizin çalıştığınız Matthew Tindal. Yani o 1733. Aşağı yukarı bir 40 sene sonra, Charles Bront'un ölümünden bir 40 sene sonra da o ölüyor. Şimdi ama bütün bunların modern versiyonu olarak da Thomas Paine'i ve özellikle onun akıl çağını mutlaka zikretmek gerekiyor. Ve ben buradaki arkadaşlarıma sadece deizm anlamında değil ama Batı'nın özellikle yaşamış olduğu inanç krizini en derinden, daha doğrusu bu inanç kriziyle birlikte kiliseye ve papazlara duyduğu en derin nefreti Thomas Paine'in Akıl Çağı kitabından okumalarını öneriyorum. Bu çok önemli bir kitap. Bunu daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında çıktı. Sonra Say yayınlarından çıktı. Pek çok yayın evi bunu bastı bildiğim kadarıyla. Şimdi yani Tyndall şunu da diyor değil mi Meryem Hanım? Tanrı'nın kanunlarına ilave yapmak gereksizdir. Siz de söylediniz ve çünkü aksini düşünmek papazların diyor bu dünyada enayileri yönetmesine izin vermektir. Yani onların ekmeğine yağ sürmektir Yazın. diyor. Bunu açıkça söylüyor. En önemli deizmin belki burada zikredilmesi gereken unsuru kilise düşmanlığı. Yani bir kilise düşmanlığı var ve bu kilise düşmanlığı da reformla birlikte daha öncesinde de Rönesans'la birlikte tetiklenen bir şey. Şimdi dolayısıyla ben burada bize gelen Mehmet Bulgen bize birkaç şey gönderdi. Çok da fazla gördüğüm kadarıyla yazan yok ama bir tane buradan ben şey yapayım isterseniz. İsterseniz bunu cevaplayabilirsiniz. Varsa hazır bir cevabınız. Deistik argümanları kaç başlık altında toplayabiliriz? Böyle bir tasnif mümkün mü? Onu ben öncelikle merak ediyorum. Ve bu argümanlar nelerdir? Yani bu bir ayrı konferans konusu, onu açık söyleyeyim. Kavramların vahyin ışığında doldurmasının ne derece gerekli olduğunu soruyor bir arkadaşımız. Yani böyle bir tasnif şeklinde değil de daha ziyade işte benim şöyle işte Tanrı'nın zamansızlığı, zaman dışılığı yani Tanrı'nın mükemmelliği bir başlık deizmin argümanları için. Bir diğeri aklın yetkinliği, aklın mükemmelliği gene. Yani burada mükemmellik çok kilit bir şey. Tanrı da mükemmel, akıl da mükemmel. Ve vahyin tarihselliği yani gözüme batan temel kategoriler bunlar olur. Çünkü vahiy tarihin bir zamanında bu yani İslam vahyi için de geçerli. Yani bir Hristiyanlık için de belki geçerli. Tarihin bir zamanında ortaya çıkıyor. Bir kişiyle ortaya çıkıyor ve bir mekanda ortaya, bir coğrafyada ortaya çıkmış oluyor. Yani burada belki bizim için tartışılması gereken meselelerden biri bu. Ben hatta incelenmesi gereken şeylerden yani bu İslam düşüncesinde önem verdiğim şeylerden biri şu. Nasıl diyeyim? Fetret ehli. Yani şöyle, vahiyle hiç karşılaşmayan kişilerin durumu ne olacak?
İslam'da buna dair cevaplar neler? Yani bunu bir eşari perspektifinden mi cevaplayacaksınız? Bir maturidi, bir mutezili perspektifinden mi cevaplayacaksınız? Çünkü deistlerin en temel, yani işte Tanrı'nın varlığını, işte mükemmelliğini falan bir kenara koyalım. Bugün vahye karşı geliştirdikleri temel şey, en güçlü belki benim bulduğum şey bu. Bugün hiçbir insan vahiy ile karşılaşmasa bir Hazreti Muhammed'le ilgili bilgileri olabildiğini ya da İslam'la ilgili bilgileri, bu İslamofobi dünyasında hani şey oldu dünyada, olabildiğince kötü ise bu kişinin durumu ne olacak? Yani onu neye göre siz cevaplayacaksınız? Allah'ın huzurunda onu nasıl, Allah onu hangi şekilde nasıl diyeyim, sorguya çekecek. Deistler bunun bir versiyonunu Hristiyanlığa uyarlıyorlar. Çünkü vahiy tarihsel bir şey. Yani İsa ile karşılaşmayanın durumu ne olacak? Yani mesela şey diyor, bilirsiniz hocam, işte o dönemler Amerika henüz yeni keşfedilmiş. Kızılderililerle karşılaşıyorlar. Ya diyor, hani Amerika'da insanların çok da güzel bir ahlak, yani Amerikalı Kızılderililerin çok da iyi bir ahlak sistemi var ve bunların hiç de İsa'dan bir haberleri yok. Şimdi biz bu insanları İsa ile karşılaşmadıkları için kurtuluşa hiçbir zaman eremeyeceklerini mi, yani hiçbir zaman cennete gidemeyeceklerini mi söyleyeceksiniz diyor. Yani bu nasıl bir tanrı ki bu insanların yok olmasına ya da işte cehennemde yanmasına izin verecek? Çünkü tanrı onlara herhangi bir mesaj göndermemiş. İsa ile karşılaşacakları ne coğrafi olarak ne zamansal olarak bir durum söz konusu. Haliyle hani bunu nasıl cevaplayacağız? İşte bu bence en geçerli şeylerden, bugünkü tartışmalardan biri bu, benim önemsediğim. Bunu da işte İslam düşüncesinde eşarilikte farklı bir cevabı var. Mutezile'de farklı bir cevabı var. Farklı şeylere göre, ekollere göre değişiyor. Bu aslında sorunun bir şeyi değildi. Belki ilk başta soru bu değildi ama konuşunca aklıma bu kısım geldi. Yani benim için önemli olan ilk üç şeyi sayabilirim. Tanrı'nın zat olmayışı. Yani mutlak aşkın bir varlık. Mesela çok alabildiğine soyut bir varlık. Hatta o Tanrı o kadar soyut ki şey değil. Bir noktadan sonra varlığı bile neredeyse tartışmalı oluyor. Yani o Tanrı dediğiniz şey ne gibi. Bir diğeri işte vahyin tarihsel oluşu, bir diğeri de aklın yetkinliği. İlk incele şey yaptığımda bu üç çerçeve modern deizmde de hala karşınıza çıkıyor. Yani en azından benim gördüğümde bu şeyi görüyorum, yani hissediyorum yani. Tabii mesela bu Türkiye'deki deistik argümanları incelerken çok daha yani bu İngiliz deizmindeki o felsefi şey diyelim, arka plan Türkiye'de çok daha şeydi. Çok daha pratik sorularla canlanmıştı. Yani Tanrı dualarıma cevap hiçbir zaman cevap vermiyor. Tanrı Müslümanların hiçbir duasına cevap vermiyor. Müslümanlar bugün olabildiğince kötü halde. Demek ki Tanrı duaları cevaplamıyor. O halde Tanrı insanın hayatıyla ilişkilenmiyor. İlgi kurmuyor insanla deyip hani günümüzde daha kolay şey yapılıyor. Tam da burada yani aslında biraz da bir tahrik edici soru olarak arkadaşımız yöneltmiş. Diyor ki vahyin soyut çağrışımı zihnimizi belirlediği için tartışmayı hemen külli ilkelere çekerek içinden en azından bir şekilde çıkılabilecek bir mesele olarak görmeye yatkınız. Bize söylüyor. Oysa acaba makro ve mikrokozmos çeşitliliğini bir de buna canlıların ve özellikle insanın tam anlamıyla neden sonuç zincirine indirgenemeyen çeşitliliğini, değişkenliğini, ele avuca sığmazlığını eklersek, tüm bunları açıklamak açısından tarihin belli dönemini doğrudan ve dolaylı dikkate alarak konuşmuş, bu konuşmasını da canlı türlerinden bir türle öğretisinin en belirleyici unsuru olan bir birey dolayımıyla gerçekleştirmiş bir tanrıyı esas almamız bize daha tatmin edici bir çerçeve sunar? Yoksa kendisine giden yollar yaratılmışlar sayısınca olan daha soyut ilke düzeyindeki tanrı mı? Arkadaşımız bir öğretmen. Ben bir öğretmen olarak deist öğrencilerim var. Vahyin gerekliliği konusunda ikna edemiyorum. Akademik mecralarda tartışıldığı gibi olmuyor. O zihinlere girmekte de zorluk çekiyor. Hocam bunu yani soru çok uzundu. Zihnimdeki şeyini değil de son kısmıyla biraz şey yapmak istiyorum.
Yani bu modern dünyada dinin yeri dediğimiz şey o kadar hani ne akademik şeylerle kolaylıkla cevaplandırılabilecek bir tarafı var. Yani bu bir kere çok ciddi bir kırılma yaşıyoruz. Yani benim sürekli bu işte 1500'lerde yaşamakla 2000'lerde Tanrı'ya inanmak aynı şey değil ve çektiğim kısım bu. Biz artık yani bir kere şöyle diyelim hani Tanrı'nın bizim dualarımıza cevap verdiğini nereden biliyoruz? Hani bir deist için ya da o öğrencilerin açısından baktığınızda öğrenci kabul etmiyor yani bir Tanrı işte bizim dualarımıza cevap vermiyor. Çünkü bir kere en büyük kırılmayı bilgi anlamında biz yaşadık. Yani biz her şeyi çok pozitivist anlamda yani bir bilgi şeyini kabul ediyoruz. Yani bugün modern dünyasındaki yaşayan bir çocuk için Tanrı'nın işte cevap verme tarzının hiç de öyle iki kere iki dört eder tarzda olmadığını, çünkü o sürekli zihninde her şey otomatik kanunlar, nedensellik çok ciddi takır takır işleyen bir şeymiş gibi algılıyor. Öyle olmadığını, yani hani duaya cevap vermenin belli bir sünnetullah ilkesi gereğince farklı farklı şekillerde olabileceğini, hani bunu ancak sezgisel olarak belki hissedebileceğimizi söylediğimizde çocuğun zihninde bu bir karşılık bulmuyor haliyle. Çünkü bir kere bu epistemoloji anlayışında buna bir şey imkan yok yani. Çünkü zihnimiz artık olabildiğine pozitivist anlamda her taraftan çevrilmiş bir şey. Aksini düşünmek akıntıya kürek çekmek gibi zorluk, yani bir adeta zor şeyi var. Yani burada deizm tartışması derken aslında deizm bu işin hani sizin de konuşmanızın başında söylediğiniz gibi en belki küçük meselelerinden biri. Yani çok daha kompleks bir şeyin içerisindeyiz. Yani Tanrı'nın artık değil hani yarattı geri çekildi. Tanrı'nın artık yok sayıldığı bir atmosfer içerisinde biz konuşup bir şey üretmeye çalışıyoruz. Yani burada hayır hala Tanrı var. Hala Tanrı'nın varlığını görebilecek bir takım şeyler var, veriler var diyoruz ama bu veriler karşı tarafta şey anlamında yankı bulmuyor. Bir kanunluk, bir bilgi anlamında belki yankı bulmuyor. Yani mesela o artık bu bir tercih meselesine dönmüş durumda. Yani kabul ediyorsunuz veya etmiyorsunuz gibi. Yani bu çok kolay bir şekilde cevaplanabilecek yani nasıl diyeyim? Belki bunu söyleyerek hani şey yapıyorum, iyi bir sunum performansı sergilemiyorum ama bu kolaylıkla cevaplanabilecek bir şey değil yani benim için. Yani bu çünkü çok külli bir şey tarafı var. Yani içinde bulunduğumuz bu atmosfer içerisinde bunu iki cümleyle, iki şeyle cevaplayıp ne sadece bunu ne akademik olarak bizler yapabiliriz. Yani belki de biz en azından bu konuda biraz okuyup anlayıp bir şeyler üretme konusunda gayret sarf ediyoruz. En azından ben şu an akademik gelişimin başında kendimi böyle şey yapıyorum. Yani süreç içerisinde evet çok daha iyi cevaplar oluşturabiliriz ya da daha iyi cevaplar oluşur şeklinde bir inancım var ve o inancın üzerine devam ediyorum. Ama bu kolaylıkla şey yapılabilecek bir tarafı yok yani. Bilmiyorum. Evet. Peki Nursel Devre Bey bir soru soruyor. Diyor ki İngiliz deizminin pozitivist nedensellik teorilerinden doğduğunu söylemiştiniz. Bu konuda Gazali'nin ve sonrasında Batı'da bazı düşünürlerce desteklenen vesilecilik ve kuantum fiziği deizmin argümanlarına karşılık kullanılabilir. Yani aslında şöyle deizm ortaya çıktığında burada pozitivist ilkeler yani bu pozitivizm ifadesi biraz daha ilerleyen 18. 19. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Yani henüz deizmin ortaya çıktığında science ifadesi dahi kullanılmıyor. Yani bir science dediğinizde yani orada doğa felsefesi diyor. Mesela şeyin kitabının adı da doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri. Dolayısıyla pozitivizmin şey fikri tam o ifadeyi o şekilde kullanmadım aslında. Demek istediğim o değildi. Deizm o esnada bununla karşılaşınca adeta hani kendi eksik parçasını bulmuş gibi oluyor Newton'un matematiksel ilkeleriyle birlikte. Şimdi orada Gazali'nin nedenselliği reddedişiyle ilişkili olarak sanırım sorusu buradan devam ediyordu değil mi hocam? Önce orayı düzeltmek istedim de. Vesilecilik ve kuantum fiziği deizmin argümanlarına karşı kullanılabilir mi? Gazali. Yani vesilecilik fikrini Hocam şöyle sormak istiyor zannedersem belki daha açık hale getirmek için. Mürsel benim öğrencim aynı zamanda İngilizce ilahiyattan. Kendisi doktor aynı zamanda çok değerli bir arkadaşımız ortopedi uzmanı. Şimdi biliyorsunuz
mekanik evren tasavvurunun özellikle 17. 18. yüzyılda yani çok katı fiziksel kurallarla kurulu bir saat gibi işleyen bir evren tasavvuru özellikle Newton'dan sonra çıktı. Bu evren tasavvuru işte Leibniz ve sonrasında gelen özellikle düşünürler tarafından Tanrı'nın evrene herhangi bir müdahalesi olmaksızın adeta kurulu bir saat gibi sadece başka yarattık yani ilk yaratılıştan sonra öyle kanunlar koyuyor ki evrene ve evren kendi kendine artık sevk ve idare ediyor bu kanunlarla şeklinde bir yaklaşım ortaya çıktı. Tabii bu yaklaşımla beraberinde Allah'ın herhangi bir şekilde müdahalesine gerek kalmayan bir tarzda evrenin işte işleyişini devam ettireceğine yönelik bir anlayışı beraberinde getirdi. Hatta Leibniz'in meşhur Newton'a karşı savunduğu bir tez vardır. Ne yani işte Tanrı ara sıra gözlüklerini silmezse insanoğlu yoluna devam edemeyecek. Yani eğer ki müdahale etmesi gerekiyorsa demek ki o tam eksik yaratmış, tam ara sıra müdahale etmesi gerekiyor, tam mükemmel yaratamamış. Buradan yola çıkarak nübüvvete de ihtiyacın olmadığına yönelik. Çünkü zaten Tanrı artık müdahale etmiyor yani. Ama şimdi kuantum fiziği özellikle belirsizlik ilkesi vesaire evrenin öyle kurulu saat gibi olmadığı öyle yapılı bir şekilde öyle tabiatlara veya ne bileyim daha ziyade yerleşik kanunlarla kendi kendine sevk ve idare edeceğine yönelik bir altyapısının olmadığı ve buradan hareketle de Tanrı ile evrenin hala ilişkiye devam ettiği yani yaratılışın bir ilk yaratılışla sınırlı olmadığı şu anda da yaratılışın devam ettiği çünkü kuantum fiziğinin süreçleri bunu ima ediyor. Tanrı o halde eskiden deistlerin iddia ettiği gibi bir Tanrı evren ilişkisi yoksa yaratılış sadece başlangıç koşullarıyla başlangıçtaki bir müdahaleden ibaret değil de hala Tanrı yaratmak yönünden evrenle ilişkiliyse o halde şu anda da ne yapabilir? Nübüvvet gönderebilir. Ya ben Mürsel Hocam'ın o sorusuna katılıyorum Adnan Hocam. Kuantum fiziği öyle bir hatta mucizelere bile farklı biliyorsunuz o deizmde Fahrettin Er-Razi özellikle dördüncü eleştiri olarak dile getirir. O deistlerin nübüvveti inkar edenlerin dördüncü eleştirisi dindarlar ne yapıyorlar? Mucizelerle nübüvveti kanıtlıyorlar. Siz tabiattaki yerleşik kanunlar, tabiatlar dikkate alındığında mucizeleri ispat edemezsiniz ki bunun üzerinden peygamberi temellendirebilirim şeklinde bir iddiada bulunuyorlar. Mesela ona da farklı yaklaşımlar getirdi diyebiliriz. Yani Adnan Hocam, Meryem Hocam'ın söyleyeceği bir şey yoksa ben birkaç şey daha söz bana gelmişken ilave etmek isterim. Lütfen buyurun. Şahsen Meryem Hocam da izin verirse. Estağfurullah hocam buyurun. Estağfurullah. Ben çok keyif aldım Meryem Hocam sizin sunumunuzdan. Teşekkür ederim hocam. Şimdi aslında kelamıya biz baktığımız zaman geçmişte kelamcılar bunu çok tartışmışlar. Biliyorsunuz kelamda nübüvvetin kanıtlaması belki en kritik safha olarak geçiyor bizim kelamda. Yani çok zor bir şey nübüvveti kanıtlamak bizim kelami literatüre baktığımız zaman yani ciltler dolusu kitap Delail-i Nübüvve, Beşair-i Nübüvve, Alam-ı Nübüvve, Emarat-ı Nübüvve, Hucac-ı Nübüvve yüzlerce ciltlik literatür var kelamcıların nübüvveti kanıtlamasına dair. Tabii bunu yaparken delillerin çokluğu diyebileceğimiz bugün günümüzde kullanabileceğimiz delillerin çokluğu diye bir argüman stilleri var bizim kelamcıların. Yani sadece tek bir argümanla yetinmemek. Mesela Fahrettin Er-Razi işte o El Metalübül Aliye'nin 8. cildinde konuyu tartışırken işte 6 safhaya başlığa ayırıyor. Nübüvveti kimler inkar eder diye.
Sadece 6. grup peygamber eleştirilerine dayanıyor. Sadece 6. grup. Ama diğer 5 madde konunun tamamen Tanrı tasavvuru ve alem tasavvuru ile ilgili bölümleri. Sizin anlattıklarınız özellikle 17. yüzyılda Batı'da kozmoloji değişmiş, alem tasavvuru değişmiş, epistemolojiler değişmiş, bilgi teorisi birçok şeyler değişmiş. Yani dünya görüşleri değişmiş. Ve o işte Fahrettin Razi'nin o 5 ilkesi boşlukta kalmış gibi sanki. Yani günümüzde de yaşanan asıl problem bu gibi. Yani mesela Fahrettin Razi diyor ki eğer bir kişinin Tanrı tasavvuru değişikse, Aristocu anlamda Tanrı'ya inanıyorsa mesela, hani siz doğal teolojiden Evet. de bahsettiniz. Veya işte Tanrı mucip bir zat diyorsa veya Tanrı cüz'iyatı bilmez diyorsa zaten diyor bunlar nübüvveti ne yapamazlar? Temellendiremezler mesela. Veya ikincisi Tanrı'nın insanlığa işte emir ve yasakta bulunması gibi hususlar kabul edilmiyorsa bir kişi tarafından nübüvvet diyor yine düşer. Mesela üçüncüsü işte Adnan Hocam da biraz bahsetti. Akıl mesela her şey yeterli görülürse ve bizde bu noktada nübüvvete niçin ihtiyaç duyulduğunu veya diyelim ki insanın en önemli dinle yakınlaşmasını sağlayan esaslardan birisi işte salvation dedikleri kurtuluş. Yani ben öldükten sonra ne olacağım? Ve dinler bunu meşru hale getiriyor biliyorsunuz yani. Akıl bunu tek başına tam böyle kesinlikli bir şekilde ortaya koyamıyor. Tam böyle bir kurtuluş teorisi ortaya koyamıyor mesela. Bunun üzerinden gidilebilir. Yine Fahrettin Razi'nin işte dördüncü ilkesi olarak bahsettiği bizler de mutlaka mucizeyi şart koşuyoruz. Yani kelamın vazgeçilmezi. Çünkü diğer türlü ortalık dinden geçilmez yani. Yani alabildiğince iddialarda bu. Yani nübüvvet aslında mucize şartı bizim kelamcıların bana biraz öyle geliyor. Nübüvveti kanıtlamaktan daha ziyade nübüvveti bitirmek. Yani artık bundan sonra peygamber gelmeyeceğini ortaya koymak için geliştirilmiş bir şart. Yani bundan sonra peygamberlik iddialarının önünü kesmek için biraz onu vurguluyorlar. Elbette kanıtlamak için de ama bir kelam kitabına baktığımız zaman mucizeler çok farklı şekillerde de izah ediliyor değil mi? Yani akli mucizeler var, hissi mucizeler var. Yani şimdi bunlar üzerinden düşündüğümüz zaman Adnan Hocam da onu vurguladı. Yani mesela en başta kozmolojiye dikkat çekti. İşte değişen yani bir artık orta çağdaki gibi bir alem tasavvurumuz yok. Yani biz böylesine bir alem tasavvurunda Tanrı ile alemi yeniden nasıl ilişkilendireceğiz? İşte bu sürekliliği nasıl kuracağız? Bu noktada Allah Teala'nın sadece felsefeci bir takım doğal teoloji şeklinde argümanlarla değil de yani nübüvvete izin verecek, nübüvveti mümkün kılacak bir Allah tasavvuru yeniden nasıl inşa edeceğiz? Veya işte yeni evren tasavvuru üzerinden mucizeleri nasıl kanıtlayacağız? Bunlar üzerine bizim daha çok yatırım yapmamız gerekiyor. Tabii bu da kelama yatırım yapmayı gerektiriyor. Yani kelam ilmi biliyorsunuz külli ilim. Bunlarla meşgul olan bir ilim. Epistemolojiyle, alem tasavvuruyla, Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatlarıyla. Yani kelamcı uğraşır Allah-u Teala'nın faili muhtar olduğunu ispat etmeye, irade sıfatını ispat etmeye. Zannederiz ki bunu işte sadece Allah tasavvur için yapıyorlar. Hayır, bunu nübüvvet tasavvur için yapıyorlar. Çünkü siz irade sıfatına sahip bir Allah tasavvuru ortaya koyamazsanız nübüvvet çöker. Yani yine alemi tartışmazsanız tabiatçılarla bir mucizenin nasıl mümkün olduğunu Allah'la alemin şu anda da
nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu temellendirmezsiniz. Bununla ne yapacaktır? İleriki vadede 3-4 adım sonra, hamle sonra nüvete derin etkiler olacaktır. Ben bu noktada bizim klasik kelam mirasından faydalanılabileceğini düşünüyorum. Yani her ne kadar Meryem Hocam dese ki önceden kolaydı. Hayır, hiç de kolay olmamış kelamcılar için gerçekten. Yani kolaydan kastım hocam, en azından o atmosferi tahmin ettiğinizde ya da ben öyle hayal ediyorum yani şu an Yani belki de daha kolay şu an. Niye? Çünkü çok böyle kurulu yapılar yok şu an. Biraz ben mesela Adnan Hocam izin verirse bir başımdan geçen bir vakayı anlatmak isterim. Amerika'da bu Discovering Islam diye bir ders vardı Syracuse Üniversitesi'nde. Orada ben bir öğrenciyle tanıştım. Mühendislik bölümünden gelmiş bu öğrenci. Müslüman olmuş. 20'li yaşlarında bir öğrenci. Tabii dersten sonra muhabbet ettim. Dedim ki sen niye Müslüman oldun? Böyle bekliyorum. Varoluşsal krizlere girdi, şu oldu, bu oldu vesaire. Bana dedi ki ben dedi Peygamber Efendimiz'in hayatını okudum. Acayip etkilendim. Yani sonra araştırmaya karar verdim. Yani Peygamber Efendimiz hayatta okumadan önce Tanrı'ya bile inanmıyormuş yani. Biz genelde önce Tanrı'yı ispat deriz. Sonra nübüvvet deriz ama onun üzerinden gitmiş mesela. Etkilendiği şey de nasıl oluyor da birisi bir Arap kabilesinin cahil böyle o zamana kadar medeniyetlere hiçbir şekilde yön vermemiş bir topluma geliyor. 15-20 yıl kadar bir süre zarfında neredeyse bir taraftan İspanya'ya, bir taraftan Hazar Denizi'ne, Hindistan'a, bir taraftan İstanbul'a muazzam bir Etki. işte o dinin yayılışı. Ta oradan mesela etkilenmiş. Dolayısıyla bu çok farklı şekillerde anlatabilir diye düşünüyorum. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Hatun Hocam söz verdiğiniz için. Evet, Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Tabii epeyce yoruldu Meryem Hanım ama burada birkaç şey daha var. Belki arkadaşların da gönlünü almak adına bunlardan da sormak isterim Meryem Hanım'a müsaade ederse. Estağfurullah hocam, buyurun. Zati sıfat derken buradaki zattan siz ne anlıyorsunuz Meryem Hanım? Yani zattan kastım şu. Bir yani iradesi olan, ilmi olan, insanlarla iletişim kuran, bağı olan, pek çok sıfat özelliğini taşıyan bir varlık anlıyorum. Yani bir kişisel özellikleri, yani personality deniyor, yani bir şeklinde daha çok şey yapıyorlar bu Hristiyan teolojisinde de. Kişisel özellikleri olan bir varlık. Yani böyle bir Tanrı'yı herhangi bir enerji, herhangi bir ne bir panteizmdeki gibi varlıkla birebir özdeş şeklinde tasavvur eden bir şey değil. Yani kelamda Tanrı'nın kendine ait şahsi bir varlık oluşunu anlıyorum. Yani böyle bir alemden farklı, alemin dışında kendine ait her ne kadar şey olarak tahayyül edemesek de bir sınırlı bir varlık olarak benim için tahayyül imkansız olsa da kendine ait kişisel özellikleri olan bir varlık anlıyorum ben. Yani böyle sadece mükemmel olan, sadece yaratan bir enerji, bir güç, evrenin kendisinin değil, evrenin dışında var olan bir varlık olarak. Evet. Şimdi bunu sen cevaplarken aklıma şey geldi. Az önce Mehmet Bey'in sizin bir lafınıza atfen 15. asırda Müslüman olmak daha kolay dedim. Yani şimdi Yani o daha... değil hocam, yanlış anlaşılsın istemem ben Hayır, yok onu. ben yani kelamcılar açısından burada ben de birkaç şey söylemek isterim. Yani aslında 15. asırdaki işi de zordu. Yani seni teyit anlamında soracağım. Mehmet Hoca'yı da biraz yani ona da katılacağım ama sana da katılacağım. Yani 15. asırda gerçekten zordu. Çünkü her bir kelamcının karşısında ciddi felsefi derinliği olan pek çok zat vardı. Yani bu çok üst düzeyde tartışılıyordu bütün bu konular. Halkınki sıradan bir inançtı ve onlara bir amentü ikrarını verdiğiniz zaman her şey belki hallolabiliyordu. Zaten mahalle düzeyinde kadılar halkın günlük sorunlarını zaten çözüyordu. Ama bugün de hakikaten gerçekten çok zor. Çünkü karşınızda moderniteden beslenen ve bu modernitenin kültüründen sürekli 24 saat nemalanan, gıdalanan bir gençlik var ve bunlar sizin
kullandığınız kavramları anlamıyor, tartıştığınız konuları anlamıyor, sizin konuştuğunuz dili anlamıyor ve siz bunların seviyesine inebilmek için yani eğiliyoruz, bükülüyoruz. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani pek çok genç üzerinde, yüzlerce, binlerce genç üzerinde yaptığı o araştırmadan ben de haberdarım. O soruların çok fazla olduğunu biliyorum. Onlar deşifre edilmedi ama en azından bakanlığımızın arşivlerinde duruyor o soru. Ama şunu söyleyeyim. Yani gençlerin kafası o kadar çok karışık ki ve fakat biz de bu soruları cevaplamak noktasında onların ulaştığı imkanlara, daha doğrusu onların ulaştığı kaynaklara ulaşmakta çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Ben yani bir gencin sorduğu soruyu cevaplamanın bir filozofa karşı ya da bir kelamcıya karşı bir soruyu cevaplamaktan çok daha zor olduğunu da düşündüm. Onu da açıkça ifade edeyim. Yani burada da sana katılıyorum. Çünkü hakikaten işimiz giderek zorlaştı. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu biraz daha amiyane bir tabirle birisi söylemişti. Dedi ki bir deli bir kuyuya taş atıyor, 40 tane akıllı kelamcı çıkaramıyoruz. Yani hakikaten işimiz çok kolay bir şey değil. Şimdi Hocam Hamdi hocamız var. Söz istiyor. Siz öyle mi? zannedersin göremiyor. Hamdi Hocam, pardon, affedersiniz. Ben Estağfurullah. ekranın sağına bakıyorum. Sorular kısmına Hamdi Hocam sizi gösterdim orada. Buyurun, buyurun. Hocam herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Şimdi Thomas Paine'den söz edildi. Thomas Paine akıl çağında der ki ben bir tanrıya inanıyorum ve gerisi yoktur. Ne Yahudi havrası, ne Hristiyan kilisesi, ne de Türk kilisesi ortaya bir din koyamaz gibi ifadesi var. Şimdi burada Türk kilisesi demekle şöyle anlaşılıyor. Yani Thomas Paine gibi bir adam henüz yani İslam'la, Müslümanlıkla Türklüğü, kiliseyle camiyi bilerek ya da bilmeyerek aynı kategoriye koymuş. Ben şunu söylemek istiyorum. Acaba gerek Rönesans, gerek Reform döneminde, gerekse Aydınlanma çağındaki yani İngiliz, Alman ya da Fransız düşünürleri yeterince İslam vahyinden eğer haberdar olsalardı durum farklı olabilir miydi? Ya da çok da fark etmezdi. Yani onlar yine deistik düşüncelerini ortaya koyarlar mıydı? Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani bence sanki batılı Hocam. düşünürler İslam'la çok da yani İslam'ı çok da iyi tanımıyorlar gibi bir düşünce hasıl oldu bende. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Hocam ben şöyle sorunuz çok kıymetli çünkü ben yani bu tabii 17, 18. yüzyıl için konuşuyorum. Buradaki İngiliz deistlerini incelerken bunlara kilise tarafından, rahipler tarafından yöneltilen eleştiri şu: ya siz Hristiyanlığı İslamlaştırıyorsunuz. Yani siz deizm adı altında aslında Hristiyanlığı İslam'a çevirmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Ve hatta mesela onların eserlerinin birkaçında, mesela Toland eserinde şey der. Bu en iyi korunmuş kitap Kur'an'dır. Yani buna hayranlık duyarım der. Ya da işte İslam'da herhangi bir teslis inancı yoktur. Çok temel, çok basit, yani inanç açısından böyle bir karmaşıklıkla karşılaşmayız der. Yani bununla ilgili hatta bir doğrudan benim çalıştığım İngiliz deistleri olmasa da bu 1670-1800'lü yıllar arasındaki aydınlanma, erken aydınlanmadaki İslam'ı inceleyen kişiler o dönemde deizmi Müslümanlaş, yani deizmi bir çeşit Hristiyanlığı İslamlaşmak olarak görmüşler. Yani buna dair bir takım yaklaşımlarla karşılaşmışlar. Yani bunu okuyunca şey hissetmiştim zaten, hani bu tarz verilerle karşılaşınca onların zihnindeki vahiy ya da işte tanrı ya da nübüvvet anlayışı aslında yani İslam düşüncesiyle paralel kalıyor. O ilk süreç içerisinde belki bunu söylemek mümkün. Yani hatta Emre Dorman Hoca'nın bir lafı var. Hani Hristiyanlar Hristiyanlığı deizm, yani Hristiyanlığı bildikleri için
deist oluyorlar. Müslümanlar da İslam'ı bilmedikleri için deist olur falan diye böyle bazen şey yapıyor. Gerçekten orada Hristiyanlığın içerisindeki, ben aslında hani sunumda bu teslis olsun, enkarnasyon olsun, bunların hani vahiy ile ulaşılabilecek meseleler olarak görülmesin, ama buna karşın İslam'daki o vahyin hani konumunun bundan daha farklı oluşunu şey yaparken biraz buna atıf yapmak istedim. Yani ileride aslında bu çalışmayı istediğim bir konu benim. Hani bu deistlerin özellikle İslam algısıyla. Mesela benim çalıştığım Tindal, hocam Muammerizm diyor. Yani Mutezile'nin Muammerilik kolundan haberdar. Yani hani ne kadar haberdar, nasıl haberdar bilemiyorum. Ya da ben Anthony Collins'i işte çalıştığım diğer isimlerden biri Collins'ti. Collins'in elinde işte şey var, yani bir Kur'an meali var. Yani İngilizce diyelim, bir meali var. Ya da gene hocam, Adnan hocam söyledi, Bulant. Bulant'ın babası Henry Bulant. Doğu Akdeniz Seyahati diye şu an Türkçe'de de şey eski bir yani eski hali eski basımı olarak mevcut. Şeyin Bulant'ın babası bir ne denir, seyyah, yani şeye gezmiş. Yani bu insanlar aslında İslam'dan haberdarlar. Bu ilk hani Bulant'ın özelliği şu: Lord Herbert ilk defa deizmin babası olarak geçiyor ama aslında Herbert değil, hani şey değil, Herbert'tan sonra Charles Blount Herbert'ın argümanlarını deizme uyarlıyor bir anlamda. Daha böyle canlı bir şekilde şey yapıyor. Onun babasının böyle bir İslam'dan haberdar oluşu falan bana çok kıymetli gelmişti. Yani buradaki o süreçler, yani o yıllar, o yüzyıllar muhtemelen ciddi anlamda bir oryantalistik faaliyet mi diyelim? Hani İslam'la bir haşır neşir. Belki de şu an bize bu yani tuhaf geliyor demeyeyim de, şu an bize garip geliyor. Aslında çok normal yani onun gayet böyle bir bilgi alışverişinde olması. Ve evet, bir şeyleri var yani, haberdarlar. Yani düşüncelerinde bir şey de var. Nitekim bazı deistler ahiret inancını kabul ederken bazıları kabul etmiyor. Yani söylediğiniz gibi Hristiyanlıkta bir teslis inancı var. Bir efendim kefaret var, asli günah inancı var. Bunlar böyle bir şey İslam'da olmadığı için İslam'ı yeterince tanımış olsalar belki de yani farklı yaklaşımları, düşünceleri olabilirdi diye düşündüm. Pek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam. Hocam mesela Hamdi hocam benim aklıma siz anlatırken şey geldi. Mesela Kierkegaard'ın meşhur örneği vardır. İşte saçma olduğu için inanıyorum İnanıyorum. diye. Yani Evet. Tertullian'a da atfedilir bu. Ya bir kelamcının düşünebiliyor musunuz hocam? Fatih. Muhal o halde inanıyorum diyebileceğini. Saçma o halde inanıyorum diye. Evet. Hayatta öyle bir şey demez yani. Evet. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Hamdi hocama teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Mehmet hocam, bu son mevzu aslında çok önemli bir şeyi bana göre gündeme getirdi. Thomas Paine'i çalışan bir arkadaşımız varsa mutlaka buraya çıkaralım. Ve Thomas Paine'i de bence anlama ve kavrama noktasında ihtiyacımız var. Çünkü kendisi aslında Hristiyan gibi duruyor ama hiçbir yere aidiyet hissetmiyor. Yani çok önemli bir adam. Hatta çok da gizemli bir şey var. Öldüğü zaman kemiklerini görüyorlar ama kemikleri sonra oradan çıkarılıyor ve kayboluyor. Bugün Thomas Paine'in nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yani bunu niye böyle, bunu bilemiyorum. Belki Thomas Paine çalışan bir arkadaşınız, Bir bakalım hocam onu not edelim inşallah. bence Akıl Çağı kitabı, hatta Evet. iki tane Akıl Çağı var biliyorsunuz kitap olarak. Evet. Bir Thomas Paine'in var, bir de yanılmıyorsam Fransız papaz rahibin var. Akıl Çağı, iki tane Akıl Çağı var. Hatta bu iki Akıl Çağı arasında belki bir kıyas yapmak açısından öteki de incelenebilir. Ben bunların bizim bu tür soyut tartışmalarımızın teorik zeminini oluşturma noktasında çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani bunların fikirlerinin iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ki aslında modernitenin temelinde bu adamlar yatıyor. Yani Thomas Paine kesinlikle orada var. Şimdi burada Ali Bey bir nazarlığı var, söz istiyor. Buyurun Ali Bey. İyi akşamlar herkese. Sesim duyuluyor mu bu arada? Geliyor. Teşekkür ederim hocam sunumunuz için, katkılarınız için. Benim de Hamdi Hoca'nın sorusunun üzerine birkaç şey düşündürdü bana da. Hani ilkeleri ve temel doktrinleri oluşmuş Hristiyan ve İslam inancının makuliyetlerinin karşılaştırılması
anlamında. Ya şöyle 3 diyeceğim de artırıla veya eksiltilebilir. Yani temel 3-4 kategori üzerinden meseleyi ele alacak olursak, mesela bir, tanrı düşüncesi, tanrı inancı, tanrı tasavvuru diyelim. İki, tanrı alem, hani bir belli bir tanrı ve alem diye dualizm oluşturacak da, tanrı ve bu alemin irtibat şekli nasıl ilişkiye geçti ve bu ilişkinin mahiyeti meselesi üzerinden iki nasıl diyeyim, inancı karşılaştıracak olursak böyle bir tablo çıkacak karşımıza. Bir, Tanrı tasavvurunda mesela Tanrı'yı mümkün kadar soyut bir şekilde, hani kendisine yakışmayacak, bizim evrenimizde, kendi gözlemlediğimiz evrende kalacak, ona doğası gereği ele alma biçimimiz gereği kendisine atfetmemiz yakışık kalmayacak sıfatları üzerinden Tanrı'yı temellendirmeye, Tanrı'yı mümkün kadar tenzihi bir şekilde ele almaya gidecek. Kur'an-ı Kerim'de belli bir Tanrı tasavvurunu temellendirmeyi hani mümkün kılacak pek biçimli bir anlatıyla karşılaşmayacağız. Hiçbir şekilde Tanrı'ya dair fikir oluşturamayacağımıza dair ayetle de karşı karşıya kalacağız. Çok içim bir şekilde evrenin her zerresiyle sıcak bir şekilde ilişkisi olan bir Tanrı tasavvuruyla karşı karşıya kalacağız. Tanrı alem irtibatı üzerinden girecek olursak, Tanrı alem irtibatında hiçbir şekilde alemin zaman ve sınırlılıklarına sığmayacak bir Tanrı'nın aleme, sınırlı bir aleme nasıl irtibat kuracağı, bir, iki, bu irtibatın sağlanma şeklinde, ki mesela Hristiyanların bunu Testüs üzerinden, yani bir çok somut bir şekilde, çok hani bizim İslami fırkalar arasında müşebbiheye yakıştıracak bir şekilde ele almaları meseleyi bizim de ele almamızı kolaylaştırıyor. Adamların bir nevi demek istedikleri şu, hani kalktı Tanrı'nın, tırnak içinde anlatıyorum, biraz karikatürize ediyorum, oğlu geldi bu şekilde, hani o yüceler yücesiyle işte bu evrenimizin, bu düşkün evrenimizin irtibatı bu şekilde kurulabilmiş oldu ancak. Mutezile'nin diğer İslam kelam ekollerine eleştirisini dikkate alacak olursak, benzer bir durum sanki Tanrı alem ilişkisini kurmada İslam kelamcılarının, İslam bilginlerinin de yaşadığı bir zorluk. Üç, bu ilişkinin ne şekilde olduğu, ilişkinin mahiyeti, ki tarihsellikten hiçbir şekilde İslam vahyi de kurtulabilir. Ya şöyle, bu tartışmalar mesela FETÖ tehlinin durumları üzerinden, FETÖ tehlinin durumu ne olacak üzerinden ele alınıyor da, böyle bir ipin ucunu kaçırıp gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Burası kaçtı ya. Şu an hatırlıyor, aklıma gelmedi maalesef. Hani şunu demeye çalışıyorum. Aynı zorluklarla doktrini ve temel öğretileri oluşmuş, zaten İslam inancı da karşı karşıya kalmış oluyor ve makuliyet sorgulanacak olursa, ya benim şu an için varabildiğim sonuç, bir şekilde insanlık tarihinin peygamberler zinciri üzerinden, bir şekilde belli tanrısal öğretiler üzerinden tarihi takip edilebilecek olursa, çizginin sonunu İsa'ya aleyhisselam hasretmek, hani sonrasında gelen ve o zincirin bir parçası olduğunu iddia edip o zincirle mutabık öğretileri devam ettirmiş olan bir elçi varken, kendi iddiası buyken, bunu esas almayıp öğretiyi İsa'da durdurmak, yani bizzat, yani bir müşahhas şahıs tarihin içine girmiş öğreti ve o öğretinin temsili, o öğretinin temsili üzerinden ortaya çıkmış tecrübe varken onu dikkate almamak, bir, ya benim sadece üzerine gidebildiğim şu an için kafamda oluşturduğum tek söylem bu. Bu nasıl taşınır modern çağ? Bunun üzerine nasıl bir söylem geliştirilir? Farklı alanlarda, teori içinde olsun, sosyal işte nazari ve teorik nazari ve pratik çerçevelerden bunun üzerine nasıl söylem geliştirilir? Ona da varabildiğim tek sonuç bu. Hani onu söylemeye çalışıyordum. Yani sanki karşılaştığımız zorluklar hiç Hristiyan teorisiyle, Hristiyan doktrinle karşılaştırdığımız zaman çok da az kalmıyor gibi.
Evet, teşekkür ediyoruz. Meryem Hanım soru gibi de olmadı. Bir ilave katkı gibi oldu. Ben öyle anladım. Sizin ilave söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani hocam zihnimde oluşan şu oldu, eğer tabii yanlıştı. Yani soru biraz uzun olduğu için toparlamam benim için güç oldu biraz, ama Ali Bey sanırım şöyle demek istiyor. Yani Hristiyanlıkta İsa'nın teslis haliyle, yani yeryüzüne formuyla gelmiş olması, insanların Tanrı'nın alemle ilişki kurduğu fikrini temellendirmelerinde iyi bir zemin sağlamış. Ama İslam'da bunu Tanrı'yı biz biraz aşkın gördüğümüz için temellendirmek belki biraz güç olmuş gibi. Hani ya da bundan dolayı da aslında İslam'ın da çok da Tanrı'nın içkin olduğunu temellendirmede Hristiyanlıktan daha iyi bir halde olmadığını söyledi. Tabii anladığım bu oldu. Eğer umarım yanlış değildir. Aslında bu şey tartışması biraz hani bu çok kadim bir tartışma kelam açısından, ya da ben böyle görüyorum. Hani Tanrı'nın zat sıfat ilişkisiyle bunu kelamcılar çok ciddi anlamda buna mesai harcamışlar, bir emek sarf etmişler. Yani Tanrı'nın zatının ya da sıfatlarının onun zatının aynı ya da gayrı olup olmadığı ne anlam ifade ediyor? Onun sıfatlarından ayırabilir miyiz, ayıramaz mıyız gibi. Belki o sıfat tartışmaları da buna dair bir cevap üretilebilir, ama şu an hani modern dönemde bu sıfat tartışmalarını modern döneme nasıl uygularız, ya da modern dönemde yeni bir tanrı tasavvuru etmeye, bu sıfat, yani yeni bir tanrı tasavvuru inşa etmeye bu sıfat tartışmaları ne kadar kaynak sağlar, o bence ayrı bir konu olur. Bilmiyorum, benim Ali Bey'in konuşmalarından zihnimde kalanlar bunlar oldu. Evet. An itibariyle 2 saate yaklaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bir 15 dakika sonra 2 saati doldurmuş olacağız. Bu arada habire geliyor. Size teşekkür eden arkadaşlarımız da var. Sizden sanıyorum oradan görüyorsunuz, ekrandan da Evet, görüyorum. şu an ben de görüyorum hocam. Ben de teşekkür ederim dinledikleri Evet, kadar için. aslında benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Şöyle. Acaba şunu da sorabilir miyiz? Biraz şey geldiği için, alem saat gibi kurulmuş ise alarm çaldığında uykuya devam ile kalkıp iş başı yapmak özgürlüğümüz dahilinde mi değil mi? Bu şey gibi bir şey hocam. Şimdi benim çalıştığım Anthony Collins bir determinizm savunucusuydu. Ayrıyetten yani Collins hem bir determinizm savunucusu hem de bir Freethinker olarak geçiyor. Yani özgür düşünür olarak geçiyor. İlk başta, yani çalışmanın ilk başında ben bunu anlamlandıramıyordum. Yani bir özgür düşünür, yani insanın özgürce düşünmesini savunan bir adam. Kiliseye karşı bunu çok güçlü savunan bir adam. Nasıl oluyor da determinizmi ayrıyetten savunuyor diye. Şimdi bu soru bana ilk onu hatırlattı. Yani kendi içerisinde bir determinizm var. Bu determinizmin içerisinde de belli bir özgürlük alanı var. Yani bu determinizmi böyle bize özgürlük verilen bir determinizm olarak kabul etmek mümkün olmaz mı? Yani içerisinde bizim özgür olduğumuz bir nedensellikten bahsedemez miyiz diye cevaplayabilirim ancak buna. Bunun tam benim konumla bir şeyini tam şey yapamadım, ama benim cevabım bu olur. Yani şöyle hani bizim özgür irademizin olduğu mutlak bir nedensellik içinde var oluyor olabiliriz. Bu çok da zıt bir şey gibi gelmiyor bana. Hocam o Fahrettin Razi'de de vardır. İnsanın özgürlüğünü ispat edemezseniz nübüvvet düşer diye onu anlatır böyle. Çünkü nübüvvet beraberinde bir teklifle geliyor, bir sorumlulukla geliyor, yani bir görevle geliyor, yükümlülükle geliyor. Bunun için insanın özgür olduğunu ispat etmek zorundasınızdır. Yani insan eğer özgür değilse zaten peygamber niye geliyor ki? Hesap, Yani. ceza, mükafat niye var ki? Bu da şeyi gösteriyor. Yani konu çok geniş, çok böyle farklı boyutları olan ve bazen çok da böyle lokal yönleri de olan bir şey. Yani evrensel düzeyde bir şey söyleyemiyorsunuz mesela deizmle ilgili. Yani Hristiyanlıkla ilgili getirilen eleştiriler İslam dünyasına taşıyamıyorsunuz mesela.
Ama Evet. diğer taraftan genel anlamda teizme yönelik eleştiriler de var. Ben Adnan Hocam, aslında ben şunu sormak istiyorum size, fırsat bulmuşken. Şimdi bu deizmle ilgili bir farkındalık oluşturuluyor ama bu diğer taraftan da geleneksel dinin de eleştirisine biraz dönüşmeye kayıyor. Yani biraz istismara da sebep oluyor. Ve deizmle mücadele etme adına öyle bir din bize sunuluyor ki, yani içerisinde tarihselcilik mi ararsınız veya ne bileyim, çok artık tamamen fıkhi şeyleri bir tarafa mı atmaktan, yani gelenekten tamamen vazgeçmekten, bunun hakkında Adnan Hocam nasıl bir dengeyi bulacağız? Ben gerçekten onu merak ediyorum. Çünkü deniliyor ki işte bunlar neye deist oluyor? İşte bu İslam dininin şu özellikleri yüzünden. Ama bunları bıraktığımız zaman zaten gelenekten tamamen vazgeçildiği zaman zaten onun açacağı problem çok daha büyük olacak bu sefer yani. Bilmiyorum Adnan Hocam, ne dersiniz? Yani şimdi tabii aslında bütün bu konuştuğumuz konular kelamın, felsefenin çok derin konuları. Biz bir zamanlar bu memlekette felsefenin ve kelamın alanını daraltmak isteyen, hatta fakültelerde neredeyse kaldırılmasını talep eden görüşlere de şahit olduk. Yani bütün meseleyi tefsirle, hadisle, fıkıhla halledebileceğimizi düşünenler kelam ve felsefeye karşı bir şeyde cephede açtılar. Ama hamdolsun yani tekrar yeniden güçleniyoruz. Ama ben şunu görüyorum. Yani Mehmet Bey, aslında bütün bu tartışmalar bizi bazı, yani biz köpükle uğraşıyoruz gibi geliyor bana. Yani çok daha derin yapısal sorunlarımız var. Özellikle bu okuttuğumuz, okumaya çalıştığımız, anlatmaya, öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız sorunların daha farklı alanlara da iltisakını görmezlikten geliyoruz. Mesela kozmolojiden çok konuşuyoruz ama kozmoloji dersi yok. Bakın, ben ilahiyat fakültelerinde bir kozmoloji dersinin olmasını isterim. Çok güzel. Astronomi dersinin olmasını isterim. Hatta neydi o eski kazılarla uğraşan, Arkeoloji. arkeoloji, kusura bakmayın şey yapamadım, arkeoloji dersinin olmasını isterim. Bakın Göbekli Tepe'yi mesela biz dinler tarihçileri tartışıyor ama biz kelamcılar Göbekli Tepe'yi, hatta ondan daha eskisi de var yine bizim sınırlarımız içerisinde. O da keşfedildi. Bütün bunların özellikle inanma, inanç, din anlamında bize ne verdiğini, vereceğini daha henüz konuşamadık. Ben Deizm kitabının giriş bölümüne Göbekli Tepe ile girdim ama hani belki buradan da bir su yolu açar mıyım diye açıkçası düşündüm. Dediğine katılıyorum Mehmet Hocam. Yalnız şu var. Bizim fakültelerimizdeki kelam derslerinin çok, yani istisnaları bir kenara bırakıyorum ama bunların çok parmakla gösterilecek kadar az olduğunu da söylemek durumundayım. Kelam derslerinin çok yüzeysel geçtiğini, öğrencilerimizin bırakın kelamın çok derin felsefi işte kelami problemleriyle uğraşmayı, ellerinde bir kitap, bir efendim materyal taşımaya bile erindiği, cep telefonuyla derse girdiği bir süreçte biz oturuyoruz, bütün bunları tartışıyoruz. Bunun ötesinde bütün bu tartışmaların aslında bizim de hani zayıf olduğumuz ya da biraz desteklememiz gereken noktalarımızın olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu konuda biz de kendimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size isterseniz. Herkes kendi çocukluğuna dönsün. Ben sizden biraz daha yaşça büyüğüm. Benim babam, annem asla Bülent ateist olur mu, deist olur mu diye şüphe etmedi. Çünkü böyle bir tehlike yoktu. Varsa bile çok mevziydi. Yani üniversitelerde belki tek tük vardı ama yaşadığımız apartmanda, yaşadığımız sokakta, mahallede, oyun arkadaşlarım arasında böyle bir tehlike yoktu. Şimdi kendi çocuğundan bu noktada emin değilim. Yani biz aslında dışarıdaki gençlere hitap ederken aslında aynı zamanda ailemizin içindeki fertlere, çocuklara da bir şekilde bunları söylemek durumunda kalıyoruz. Fakat bizim konuştuğumuz
yani kavramsal düzey ya da içerik çok farklı ve çok anlaşılmaz bir yerlerde geziyor. Gençlerin ise Twitter'ın verdiği o sayılı sınırlı cümleler içerisinde çok az hafif gündelik şeylerle geziyor. Bakın bugün mesela çok tipiktir. İşte İtalyanca da öğrenmeye çalışıyorum bir taraftan. Instagram'da İtalyanca öğreten siteler türemiş. Size günlük çok basit cümleler veriyor. 3-5 kelime veriyor ve bununla günlük hayatınızı yürütmenizi istiyor. Halbuki biz İngilizce gramerine başladığımız zaman o kadar derin gittik ki. Yani bazen içinden çıkamayacağımızdan korktuk. Ama şimdi artık herhangi bir dili öğrenmek sokaktaki yabancı birisiyle anlaşma seviyesine kadar geldiğinizde yeterli görünüyor. Dolayısıyla dil noktasında, anlama noktasında, kavrama noktasında, konularımızı tartışma noktasında biz sığ sularda yüzmekle yetiniyoruz, derinlere gidemiyoruz. Derinlere gidemediğimiz için de kendi ciddi meselelerimizi kendi aramızda hani adam gibi oturup açıkçası tartışamıyoruz. Yani ben bu platformun mesela hem bu doktora tezlerinin tartışılması noktasında önemli görüyorum. Eyvallah. Ama bu, bir taraftan da özellikle gençlerin elinde çok dolaşan kitapların da tartışılması noktasında. Mesela Harari'nin kitapları burada hiç bilmiyorum gündeme geldi mi, takip edemedim. Ama biz bu kitapları burada tartışıp bunların reddiyesini ortaya koyamadık. Ve bu kitaplar habire şey yapıyor, satılıyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki bizim yazdığımız kitaplar satılmıyor mu? Satılıyor. Arkadaşlar uyardı. Yani 10 bin adet basıldı. Üçüncü baskı ve bitmiş. Bu bir yılın içerisinde olmuş. Demek ki bu siz bir şey yazdığınız zaman piyasaya da hitap eden bir şekilde dille yazdığınız zaman bunun da alıcısı ve okuyucusu. Dediler ki hocam son 200 adet var onu da çekiyoruz dediler. Haberiniz olsun kitap şu an piyasada yok dediler. Yani bu bir taraftan sevindirici mi, üzücü mü bunu açıkçası anlayamadım. Ama ben şunu söylüyorum. Bu kadar çok geniş bir katılım platformunda yani herkes konuşsun, herkes eteğindeki taşı döksün ama bunu illa bir yeni bir arayış çerçevesinde Mehmet Hoca'nın dediği gibi şeye getirmemek lazım. Yani kendi zaaflarımızı biliyoruz ama bunu işte bir tarihselciliğe, ne bileyim bir hadis inkarcılığına, bir başka şeye dökmemek lazım. Ben hadisi inkar etmiyorum. Bir, yani kelamcılara da bu gözle bakıyorum. Hadisleri reddedenler. Hayır, asla. Bilakis biz sahih sünnetin yanındayız. Kur'an'ın manasıyla efendim uyuşan ve onu destekleyen, onu açan, açıklayan bütün hadis külliyatının yanındayız. Biz bunu kullanıyoruz. Günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Daha ben bugün Cuma'da vaaz ettim. En az 10 tane hadis kullandım. Hocam zaten pasif teizm oluyor yani hadisleri reddettikten sonra ha deizm bir tür deizme kayıyorsunuz yani. Aynen elinizdekileri teker teker verdikten sonra bir şey kalmıyor. Yani benim hani belki şeyden hani biraz saptık gibi geliyor bana ama eğer isterseniz kitabımın son birkaç cümlesini okuyarak Meryem Hanım'ın da ilave sözleri varsa onları da alarak kapatalım isterim Mehmet Hocam. Çünkü bu çok derin. Buyurun buyurun hocam nasıl isterseniz. Evet, şimdi kitabımın son sonuç bölümü bir manifesto gibi açık söyleyeyim. Biraz önce Meryem Hanım benim başta söylediklerimi bir manifesto gibi gördü. Teşekkür ediyorum ama bu cümleleri de hakikaten önemsiyorum ve buradaki belki bu bütün konuşmaların da ruhuna uyacağını düşünüyorum. Hocam kitabınızı da gösterirseniz belki YouTube'dan Evet, şöyle göstereyim. Son hurafe deizm. Yani son hurafe kavramını biliyorsunuz hurafe kavramını dine atfeder deistler. Ben de bilakis deizmin kendisinin son hurafe olduğunu kastederek onlara yönelttim. Kitabımı Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıktı. Sanıyorum şimdi dördüncü baskıyı yapacaklar. Bahsettiğim kitap da buydu. Bu arada bunu da gösterebilirim isterseniz. Postmodern çağda kadim sorular. Hani bu gençlerin çokça sorduğu sorular var. Ben niçin doğdum ki? Allah'ım neden ben? Tarzı sorulara farklı bir üslupla cevap vermeye çalıştım. Bu da
benim Sorular dizisinin üçüncü kitabıydı. Bir dördüncüsü de şimdi baskıya girdi. Gelmek üzere inşallah. Bir hikayen olsun. Yani hep ben dediğim gibi biraz daha böyle gençlere yönelik yazdığım için Mehmet Hocam gibi böyle efendim atomu parçalamıyorum. Atomculuk, kozmoloji vesaire. Bu işleri Mehmet Hocama bırakıyorum. Şimdi isterseniz son cümleleri okuyayım. Ondan sonra Meryem Hanım'ın ve Mehmet Bey'in söyleyecekleri varsa orada kapatabiliriz diye de düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı şeyler de bitti Mehmet Hocam. Neticede Müslümanlığın kötü örneklerini kendi seçimlerine meşru bir gerekçe kılan bir kısım gençler için deizmin bir anlamda tüm bunlara karşı bir derinleşi temsil ettiğini de söyleyebiliriz. Ben buna kıyam dedim. Yani gençlerin bir kıyam halinde olduğunu anlatmak için. Ne var ki durdukları yer kritik bir eşiktir. Bu gençler çevrelerinde şahit oldukları ahlaki zaaf ve tutarsızlıkları kendi durumlarını meşru kılan bir gerekçe olarak kullanırken, din istismarını bir meslek ve kazanç kapısına dönüştürenlere ise öfke ve nefret duymaktadırlar. Her halükarda onlar için din, modernleşme algısını ölçen bir aygıt olarak durmaktadır. Bu manada din, modernliğin, ilericiliğin ve bilimin karşıt kutbundadır. Dindarlığın gerici ve ilkel bir tutum olduğu şeklindeki popüler propagandadan etkilendikleri gözden kaçmayan bu gençler için deizm, zihinde idealize edilen hayatın ve onun anlık hazlarının maksimum fayda hesabını gözeten bir yaşam felsefesidir. Bu manada deizm, gerçek hayatın hayal kırıklıklarını onaran bir mekanizma. Hayata dair korkuların üstünü şimdilik kaydıyla örten bir sundurma kimliktir deizm. Hani bu tarlalarda böyle yaparlar ya, tarla güneşten korunmak için geçici sundurma deriz bize. Ya da evlerin yan tarafına çekilir, sundurma kimlik. Sundurma kimlik, bu benim tabirim. Bir bakıma deizm, bu gençler için içerideki boşluğu beyaz yalanlarla aldatan, hazcılığı ve bireysel çıkarları onaylayan şirin bir yaşam tarzıdır. Deizm, kimileri için ateizmin ve oradan hiçliğin kucağına yuvarlanmayı önleyen bir takoz vazifesi görmektedir. Sözün özü, deizmin ne olduğu tam olarak henüz aydınlanabilmiş değildir. İlk deistler için deizm, Hristiyanlığın ilk saf hali, doğal dinin kendisiydi. Meryem Hanım da söyledi. Kimileri için bir doğal felsefeydi. Bugünün deistleri için deizm, ne bir teoloji ne bir dindir. Deizm aslında neoliberalizmin elinde dinin kökünü kurutamasa da hakimiyet alanlarına tecavüz ederek onu etkisiz ve işlevsiz kılacak bir yeni ideolojidir. Yerli ve geleneksel kültürün en köklü ve en önemli kurumunu felç etmek isteyenlerin ellerini ovuşturarak yeniden parlatıp araziye saldıkları bir izindir. İçi tam takır olsa da dışı gençler için cilalanmıştır. Kapitalist neoliberalizmin oltasında cazip bir yem olarak asılı vaziyette parlamaktadır. Bu çerçevede haklarında çokça konuştuğumuz gençler için deizm, dinin tanrısının ödünç alınıp kalanının atıldığı, modernliğin tabiatına, 21. yüzyılın talep ve ihtiyaçlarına uydurulmuş yarı mistik bir yaşam kültürüdür. İnanmadan, ait olmadan yaşama tercihinin, aykırılığın ve direnişin sembol kavramıdır. Evet, ben Meryem Hanım, sizin ekleyeceğiniz varsa. Teşekkür ederim hocam. Yani çok kıymetli yorumlarınız da için. Ben tek söyleyeceğim şu. Şu an kime aitti hatırlamıyorum ama sanırım bu vahiy ile ilgili bir Hristiyan teoloğa aitti. Deist ömrü ateist olmaya yetmemiş kişidir diye bir cümleyle bitiriyordu. Yani ömrü ateist olmaya vefa etmemiş kişi. Biraz daha dursa ateizme ya da agnostisizme evrilecek kişidir diye. Hani o tabii bu eski bir söylem ama bence önemli bir söylem. Yani en azından bir gerçeğe işaret ediyor gibi geliyor.
Bunu da bence etrafımızda ister istemez hani maalesef görüyoruz ya diyelim yani böyle bir süreçte. Ben teşekkür ediyorum. Umarım keyifli olmuştur. Umarım verimli olmuştur. Sizlerin moderatörlüğü benim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim size Mehmet Hocama ve tüm soru soran katılımcı hocalarıma hepinize çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Tezinizi yazarken birkaç kere böyle konuşmuştuk hatırlarsın Evet. araştırma noktasında. Ama Evet. güzel bir eser ortaya çıkmış. Şahsen diğer konuşmacılar için bir emsal teşkil etmesin ama ben imzalı bir adet istiyorum. Seve seve hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, Mehmet Hoca, seninle bitirelim. Seninle açtık, seninle bitirelim. Estağfurullah hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Meryem hocam. Hayırlı olsun tekrar doktoranız. Teşekkür İnşallah ederim hocam. Allah bundan sonraki çalışmalarınız da hayırlı kılsın, başarılı kılsın. Amin hocam. Hepinizin. Adnan hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Biz ne zaman istesek, talep etsek hiç kırmıyorsunuz. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çalışmalarınızın devam etmesini özellikle gençlerle ilgili olarak inşallah Allah sağlık, afiyet versin sizlere de. Allah razı olsun. Her Tabii platformda hocam. Mehmet hocam. Yani az önce girerken bahsettiğin konuda da bana düşen bir görev olursa. Evet hocam o çalışma çok enteresan. Yani belki şimdiye kadar yapılmış en büyük araştırma ve sorulan soruların yani gençlerin dinle ilgili sorularının %85'inin kelam ilmiyle doğrudan ilgili olması çok önemli bir nokta. Buna rağmen hem gençler kelamla ilgili sorular soruyorlar, diğer taraftan da kelam derslerini kaldırmaya çalışan Evet. bir zümre var. Onun yerine farklı dersleri koymaya çalışan bir zümre var yani. Bununla bir çelişki kesinlikle. İnşallah hocam daha böyle ileride bu şekilde. Bağlamda biliyorsunuz ismimizi de İslami İlimler Fakültesine çevirdiler. Şimdi teker teker fakültelerimiz o isimlerini geri alıyorlar. İlahiyat Fakültesi. Yani aslında kurumsallaşma kurumsallıktır bunlar. Yani kurumsal olanı tahrip etmemeliyiz. Yerleşmiş olanı, yerleşik olanı, köklü bir tarihi geçmişi olan kurumlarımızı yıpratmamalıyız. Yani burada Bologna Üniversitesi var. İlk kurulduğu günkü adıyla hala durmaktadır. Roma Üniversitesi öyle, Milano Üniversitesi öyle. Tüm bunlar aslında tarihin o süzgecinden doğru gelen ve bugüne doğru da kendi ilkelerini sürekli savunan ve bunlarla birlikte varlığını idame ettiren, ayakta duran kurumlarda. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerimiz bizim için çok değerli. Bunu bir kere daha bu program vesilesiyle vurgulamış olalım. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz tekrar tüm katılımcı arkadaşlara. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah haftaya bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar. Milano'dan herkese selamlar. Evet.